Efendim neler oldu? Cuma günkü yayınımızın ardından Melisa'nın sevgilisi ve şu an karnındaki çocuğun babası olan Recep'in anne ve babasının sözleri ihbar kabul edildi. Annem Melisa'nın sevgilisi Recep Aldemir ile onun anne babası Nigar ve Mehmet Aldemir çifti önce adliyeye emniyete götürüldü. Orada ifadeler alındı ve daha sonra da Recep Aldemir adliyeye savcı huzuruna ifade vermesi için sevk edildi. Savcı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Peki Melisa'ya ne oldu derseniz, Melisa için de Almanya'da yakalama kararı çıkarılması bekleniyor. İşte o görüntüler. Müge Anlı'ya itiraf niteliğinde açıklama geldi. Annem Melisa'nın sevgilisi Recep'in anne ve babası konuşmaya karar verdiler ve ekip arkadaşlarımızla röportaj yaptılar. Özellikle Gaziantep Cinayet Büro'ya seslenmek istiyorum. Çok ilgilerini çekeceğini düşünüyorum. İtiraf gibi açıklamalar. Hem Recep'in annesinin hem de Recep'in babasının inanılmaz iddiaları ve açıklamaları var. Çocuklara çok vururdu. Babasına benziydi. Büyük öldüresiye vururdu. Recep böyle bıçağını almış. Son nefesinde bile babacığım lütfen beni bırakma demiş çocuk. Melisa yaptı, kim yapıcı? Hiç vicdan mahremiyeti yokmuş. Ben vicdanım sizi. O çocuğa yaptığı hareketi. Babasına benziyor, ben bunu işkence yapayım dedi. Oğlum buradayken bile duvara vurdu, duvarın sesi buraya geldi. Dinliyorum, aşağıda bir ses geliyor. Duvara çocuğa vurmuş dedi. Melisa geldi. Cinayet büro amirliği ekipleri harekete geçti. Küçük çocuğun annesinin sevgilisi sorgulandı. Melisa, Meryem'i döverken hiç müdahale etmediniz mi? 3 yaşında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Meryem Çiğdem Ünal'ın annesinin sevgilisinin ailesinden itiraf gibi açıklamalar gelmişti. Geldiğinden beri çocuğa işkence yapıyordu. Babasına benzeyen değil, çocuğu öldürmeye çalışıyordu. Duvara vuruyor, ora vuruyor, ora vuruyor, çocuğu ölmesini istiyordu. Recep'e de öyle söylemiş. Ne demiş? Bunu ölmesini istiyordu demiş. Olay günü mü dövdü? Saat 4.30 sırasıydı. Ses geldi, küt 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 bir ses geldi. Ben vicdanım sızlıyor. O çocuğa yaptığı hareketi. Biz yukarıda tost yerken, o da işte saat 4.30 civarı diyor baba. Aşağıdan ses geldi güm 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 diye. Recep'e sorduk hani ne yapıyor, gene bu çocuğu dövüyor. Ya başını duvara vuruyor dediğini söylüyorlar. Bunlar itiraf niteliğinde açıklamalar. Cinayet masasının da dikkatini çekeceğine inanıyorum. Polis geldi sordu bize ama biz anlatmadık. Oğlumuz da Almanya'ya gidecek diye sustu. Çünkü biz olayın buralara geleceğini tahmin etmemiştik diyor. Ben çok samimi buldum açıklamalarını. Yayınımız ihbar kabul edildi ve küçük çocuğun darp edilerek öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümüne ilişkin ifadelerine başvurmak üzere anne Melisa'nın sevgilisi Recep'in anne ve babası Nigar ve Mehmet Aldemir'in evlerine geldi. Neden bize ilk geldiğimizde gerçekleri anlatmamıştınız Nigar Hanım? Neyi gerçekleri anlatmadık da? Meryem'i Melisa mı öldürdü? Melisa öldürdü tutumasana. Anne. Evet, şu anda Recep'in annesi Nigar Aldemir evinden alındı. İfadesine başvurulmak üzere emniyete götürülüyor. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet Aldemir'i de alarak emniyete götürüyor. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri anne Melisa'nın sevgilisi Recep'in annesi Nigar Aldemir ve babası Mehmet Aldemir'in ifadesini almak üzere emniyete getirdi. Çiftin ifade verme işlemleri sürerken ölümü şüpheli bulunan küçük Meryem'e ciddi şekilde şiddet uyguladığı söylenen annesinin sevgilisi gözaltına alındı. Recep Bey, Meryem'e ne oldu? Meryem'i kim öldürdü? Melisa, Meryem'i döverken hiç müdahale etmediniz mi? Neden sessiz kaldınız? Meryem'in ölümüyle ilgili bir ilginiz var mı? Emniyette ifade verme işlemleri tamamlanan Meryem'in annesinin sevgilisi, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.
Savcının tutuklanmasını talep ettiği sevgili kasten öldürme suçlamasıyla mahkemede hakim karşısına çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Meryem'in annesinin sevgilisi adliye çıkışı sessizliğini bozmadı. Melisa'nın Meryem'e şiddet uyguladığını biliyordunuz. Neden bunca zaman sus? Niye konuşmuyorsunuz Recep Bey? Kaçma planları yaptınız. 5 saatlik ifade işlemlerinin ardından Nigar ve Mehmet Aldemir emniyetten ayrılarak evlerine geri döndüler. Serbest bırakılan çift bir kez daha mikrofonlarımıza konuştu. Oğlunuzun Meryem'in ölümüyle ilgili bilgisi var mı? Bilmiyorum. Meryem Melisa mı öldürdü? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Bir şey bilmiyorum. Anne sütü ödedim ben sana. Meryem'i kim öldürdü? Oğlunuza bilgisi var mı? Yok oğlumla bilgisi yok ana kurbanla. Kim öldürdü? Annesi dövdü. Annesi mi öldürdü? He ama burada ölmedi. Hastaneye gitti. Ambalajdan gitti dedim orada yoğun bakımda yattı 5-6 gün. Ondan sonra vefat etmiş. Oğlunuzun bilgisi var mı? Hayır, hayır, hayır. Ben yemin içerim. Bak Allah beni yerimden kıldırtmasın. Melisa için bir şey söyleyecek misiniz? Melisa için ne söyleyeyim kızım dediğim Allah'ından bulsun. He, o çocuğu iletti için Allah'ından bulsun. Müge Hanım. Şimdi bu cani serbest kelimelerimizi dikkatli seçerek tamam konuşalım. Tamam da Müge Hanım, bir çocuk öldü. Bir parmak kadar çocuk, el kadar çocuk öldü. Hak etti mi bu ölümü? Bu şekil mi hak etti? Döverek mi hak etti Müge Hanım? 11'de tuttum. Şimdi annesi ayrı bir yalan konuşuyor. Babası ayrı bir yalan konuşuyor. Recep ayrı bir yalan konuşuyor. Biz hangisine? Gaziantep ayrı bir şeyler bize anlatıyor. Biz kime inanacağız Müge Hanım? Bu çocuğun yerde mi kalacak? Yerde mi kalacak bu çocuğun doğruyu yani? Doğruyu bulmasını bekleyeceksiniz. Bakın. Ölümü. Evet, küçük bebeğimizle ilgili annesi Melisa ile ilgili yürütülecek süreçten de bahsedeyim size. Biliyorsunuz anne Melisa Ünal daha kızı hastanedeyken Almanya'ya gitmişti. Üstelik o gün gidebilmek için büyük bir çaba göstererek gitmişti. Almanya'da olmasından dolayı Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Interpol'e bilgilendirme yapacakmış. Almanya'dan iadesi için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılacakmış. Adalet Bakanlığı ise Interpol Daire Başkanlığı iletişime geçerek Melisa Ünal'ın iadesini isteyeceği söyleniyor. Sürecin tamamlanmasıyla beraber Almanya Interpol polisinin Melisa Ünal'ı Türkiye'ye getirmesi ve Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim etmesi bekleniyor. Buyurun buyurun. Bu teslim süreci bekleniyor. Yani Interpol'e yazı yazılacak. Mikrofon ver Sevcan. Evet. Size tekrarlayayım. Bir karışıklık oldu burada. Arkadaşlar anne yani... Özellikle kızınız Almanya'da olduğu için kızınız Almanya'ya gidince sandı ki hani olay o şekilde kapanacak. Evet, Türkiye'de bir soruşturma sürecinin yürütülüp Almanya'dan buraya gelebileceğini sanırım şu anda onların hukuki bilgileri buna elverişli değil. Evet. Sanıyorlar ki Almanya'dalar. Bu işte her burada şey bitti. Her yok şey kapandı dünya. Sanıyorlar. Hayır. Oysa Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Interpol'e bilgilendirme yapılacak ve Interpol'den Melisa'nın Türkiye'ye iadesi istenecek. Çok gelsin buraya. Yani kimse istemez çocuğunun yuvası bozulsun. Aynen öyle. Geçinemiyorsanız yapacak tabii. Bir şey yok. Ne yapalım? Şimdi onun hepimiz evlat sahibiyiz. Bana ne geçinemiyorlarsa bana ne yani? Niye kaçırıyorsun? Ama tabii ki çocuğumu döversen alırım. Tabii ki çocuğumu üzersen alırım. He, düşman bellersen de kusura bakma yapmayacaksınız o zaman bazı şeyleri. Melisa'cığım bak buraya işte birisi geliyor Japonya'dan kalkıyor geliyor. Sen geliyorsun Almanya'dan kalkıp geliyorsunuz. Ortak noktanız Gaziantep'te buluşmuşsunuz. O da denk düştü. Bilmediğiniz etmediğiniz insanların yanına geliyorsunuz. Tabii ki iyidir o insanlarda. Ben kimseye kötüdür demiyorum ama büyük riskler alıyorsunuz. Büyük riskler yaşıyorsunuz. Evet. Ve şu anda senin yanına geldiğin Recep'in ailesi diyor ki Melisa öldürdü işte izledin az önce. Evet. Baban da diyor ki benim kızım yapmış olamaz. Belki de kendi oğullarını savunmak için bu ifadeyi veriyorlar diyor. Evet. 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 Aynen öyle. Ya bak bu da bir ihtimal. Tek düşündüğüm bu. Yani inandırıcı gelmiyor kesinlikle. Ben inanmıyorum. Müge Hanım acaba Melisa. Şantaj mı yaptılar Melisa'ya konuşamıyor? O da olabilir Müge Hanım. Tehdit etmiş olabilirler seni Melisa. Baştan beri bu olay
hep yalan dolan karmaşıklıklar içinde Müge Hanım. Şimdi bu Recep kaçtı. Bu stüdyoya tamam, eğer suçsuzsa, bir insan suçsuzsa gelir şurada oturur. Müge Hanım der, benim alnım ak, yüzüm pak, ben geldim buraya. Ben de öyle düşünüyorum. Ben geldim çünkü buraya. Çünkü ben insanların gözlerine baktığım zaman... bir tek ben değil yani. Yani burada tabii çok yakınız ama ekrandan bile insanların gözüne baktığın zaman bazı şeyler anlaşılıyor. Evet. Kendini ele veriyor. Evet. El hareketinden, duruşundan vesairesinden insanların zaten bir çekincesi yoksa ya bana bir de bakın bir çocuk ölümünden bahsediyoruz. Aynen öyle. Evet. Bence Melek en büyük ya. Acıyı da çeken evet. Ne olursa olsun yine annesidir. Bugün bizim çocuğumuz, yarın başka çocuklar olmasın Müge Hanım. Evet. Biz sesimizi duyurmaya geldik. Ben özellikle Funda Hanım'a seslenmek istiyorum. Evet. Bakın Funda Hanım, kızınızın babası diyor ki Funda'nın hep bir gelişim problemi vardı yaşıtlarına göre. Siz de zaten benzer bir şey söylüyorsunuz aslında. Siz de istemezdiniz herhalde kızınız kalksın iki çocuğuyla kilometrelerce uzağa başka bir ülkeye gitsin. Evet. Hiç tanımadığı birinin yanına gitsin. Sizden de gizli gitmiş zaten. Sizin de kızdığınıza eminim. Sizin de bu olayı tasvip etmediğinize eminim. Ben sizin bu konuyla ilgili bir dahliniz de olmadığını biliyorum. Ama tabii ki çocuğunuz al anne beni buradan deyince siz de annelik vazifenizi yapıp uçak bileti alıp getirmişsinizdir. Bak ben ona da bir şey demiyorum. Fakat kızınız için şu anda Interpol'den yakalama kararı çıkacak. Bunlara gerek yok. Ben buradan tekrar soruyorum size Funda Hanım. Kızınızla beraber izlediğinize eminim. Recep'le annesinin anlattıkları doğruysa tabii yapacak bir şey yok. Oturur beklersiniz. Yazılar bakın şu çıkılır. Anda serbest bırakıldı dışarıda. Adli serbest bırakıldı dışarıda ama adli deniyor. Kontrol, yani... Ama bakın adli kontrol önemli bir şeydir arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi her konuda da tutuklama i̇şte, kararı verilmez. Ben şunu söylemek istiyorum Müge Hanım. Yani Melisa'nın anlatacağı her şey çok önemli. Evet. Belki yani, de diyecek ki Melisa hayır öyle evet, olmadı da şöyle ben, oldu diyecek. Bunun için Funda Hanım'a da seslenmek istiyorum. Yani Funda Hanım lütfen aklınızı başınıza devşirin ve Melisa'yla birlikte buraya gelin. Burada anlatın ne oldu ne bitti. Siz lütfen gidin, söyleyin. Siz gidin bizzat emniyete. Bak. Siz gidin evet. Yani ben sizden aslında şunu beklerim. O süreç işler. 2 ay sürer. 1 ay sürer. Bilemem şimdi onun hani hızını evet, ama. Evet, evet. 1 ay sonra siz oradan zorla getirilene kadar ben sizin tabii. Yerinizde olsam evlat sizin evladınız. Tabii. Gelirsiniz dersiniz ki Recep'in annesi böyle böyle diyor ama aslında şu. Ama dediğim gibi onların dediği gibi Melisa vurduysa kafasını duvara orada da hayatını kaybettiyse. Bak yine bile gelip anlatmakta fayda var biliyor musunuz? Evet, evet. Böyle böyle bir şey oldu. Ben korktum anlatamadım pişmanlık ama. Pişmanlık yasası diye bir şey kazaydı, var. Kazaydı pişmanım ben annesiyim yani zarar vermek tabii. İster miydim demenin tabii, de yine tabii. Bir erdemliliği var. Tarafı, hayır kurtarır bir tarafı var yani cezada. Aksi takdirde 1-2 ay sonra geldiğinde zorla getirildiğinde bu sefer neden sen kendin gelmedin, evet. Neden kaçtın diye de bunun da hesabı sorulacak. Evet. Evet, o yüzden... Orada da sorumluluk sahibi olacak. Melisa. Şimdi ben o güne tekrar geri gelmek istiyorum. Anladığım kadarıyla sen küçük bebekle çizgi film izliyorsun. Saat kaç sıraları? Evet. Kaç sırasın? Kaçtı? Saat kaçtı? Saat 4. Yaklaşık 4-4. Evet. 4-4.5 arası. 4-4.5 arası. Recep hiç o gün evden çıktı mı? Hani diyor ya ben tütün almaya gittim. 45 dakika çıktım geldim. O sırada skuterden düşürdü. Hayır. Dışarı çıkmadı. Sonra hayır. Recep neredeydi siz çizgi film izlerken? Recep yanımdaydı zaten. Recep hep evdeydi. Ondan sonra Meryem ağlayarak yanıma geldiğinde Recep Meryem'i aldı yatak odasına anında götürürdü. Peki Melisa senin yanına geldiğinde... Bir dakika Meryem senin yanına geldiğinde üstünde ne kıyafet vardı? Üstünde bir tişört vardı, bir de şort vardı. Yani giyinikti. Ama ben kızımı çıplak bir şekilde gördüm. Tamam ama ilk ağlayarak yanınıza geldiğinde üstü giyinik miydi? Giyinikti evet. Giyinikti. Sonra bunlar yatak odasına gittiler. Evet. Ne kadar kaldılar o yatak odasında? Yaklaşık yani hemen zaten bir 10 dakika falan ben hemen müdahale ettim. Yani baba yapma, baba yapma sesini duyunca anında gittim. Bayılmış bir şekilde Recep'in kollarında buldum cıplak bir şekilde. Ve ben orada cıplak zaten derken... şok geçirdim. Meryem'i o şekilde gördükten sonra ben
Çıplak derken? Bağırdım, çığlık attım. Çırılçıplak mıydı yani? Yani üstünde, evet. Çırılçıplaktı. Peki karnında bir el izi gördüğünü söyledi. Bize konuşmamızda. Evet gördüm. Hatta ben bunu Recep'e de söyledim. Recep bu el izi ne dedim? Çocuğun karnına mı vurdun? Hayır, çocukla oynuyordum dedi. Kendisi de dedi mi? Melisa yani? Senden ricam. Recep ben senin dedi. Arkandayım bak. Bu bunları yapmana rağmen. Baban dün konuştu. Ben kızımın her zaman arkasında olacağım dedi. Ben dedim babasısın. Hani ben dedi kızım için geldim. Yanlış anlamayın diye bize konuştu. Ben de senin arkandayım. Gel. Başka Meryemlere olmasın. Lütfen gel. Kurban olayım. Ne olursun gel ya. Sare'mizi de getir. Sare'miz için gel ya. Sare'ye de olmasın. Ne olursun. Söz. 90 milyon önünde söylüyorum. Arkandayım. Artık karı koca ilişkisi yok. Tamam eyvallah. Arkadaşlar. Ama gel. Gel ben senin arkanda söz duracağım. Korkma. Müge ablam var burada. Ekiplerimiz var. Her şeyimiz var. Ama sen böyle kaçmakla kendini de riske atıyorsun. Gel. Burada her şeyi çözelim ya. Ne olursun ya. Ne olursun ya. Gelip senin de şikayetçi olman gerekiyor zaten Melisa. Evet. Yoksa evet. Sen de suçlu duruma düşüyorsun bak. Melisa, ablacığım bak dün seninle konuştuğumda sen benim nasıl bir insan olduğumu biliyorsun değil mi? Seninle 1,5 saat görüştüm. Dur bir dakika, o zaten gelecek, bir saniye. Şimdi Melisa, bu sonra çocuğu alıp duşa mı soktunuz? Bak ben şunu anlayamıyorum Melisa. Sen diyorsun ki arka odaya gitti ve baba yapma baba yapma sesi duydum. Yani bu bir babası ona babası dediğim yani Recep şiddet babası mi değil. Gösteriyordu? Baba dediği Recep şiddet mi gösteriyordu? Bir dakika bağlantı dondu bir bekleyelim. Çok zor olduğunu biliyorum valla benim de elim ayağım titriyor. Duramıyoruz bir gel. Allah'a şükürler olsun gene insanların tabii bir saatten sonra konuşmaları önemli işte bizim bu programı yapmamızın nedeni de o olayların üstü örtülü kalmasın. Oğlum, hele böyle olaylarda bazı şeyler oğlum, işte kafasına iyiydi. Vurdu. Kafasına onlar vurdu ama nasıl vuruldu? 11'de oğlum tos iyiydi. O yüzden işte konuşuyor. Güm diye ses duyduk diyordu. Bir de 4 dedi. 4. Müge Hanım. Bir dakika, bir dakika durun. Bir Melisa anlatırken anlatsın. Çok önemli anlatmaları. Şu anda Recep'in anne ve babası biliyorsunuz Melisa zaten babasına benzettiği için kızı dövüyordu diye iddialı bulundular ve kafasını duvara vurdu. Hatta biz onu evde de konuştuk. Nasıl duyulabilir hani kafa vurması diye. Şu anda da Melisa bambaşka bir şey anlatıyor. Recep'in anne ve babası Melisa'yı suçlayan açıklamalarda bulunmuştu ve bunun üzerine de ifadelerine başvurulmuştu. Tabii Melisa'nın gitmesi bu ifadeleri destekledi açıkçası. Yani evet. Melisa senin Almanya'ya kaçar gibi gitmen onların da bu açıklamalarını, bu iddialarını destekler yönde. Benden sana tavsiye senin Türkiye'ye gelip eğer dediklerin doğruysa gidip bu konuda şikayetçi olman gerekir Recep'ten ve sana iftira attığını düşündüğün herkesten senin için yapmak. Nasıl olsa sen Türkiye'ye geleceksin yani öyle ya da böyle. Ya kendin geleceksin? Ya zorla getirileceksin ama geleceksin. Yani burası da Almanya ile Türkiye arasında zaten böyle bir anlaşma var. Interpol'den yazın yazılır. Ha, bir ay sonra gelirsin ama zorla gelirsin. Zorla gelmen de senin ifadelerini açıkçası daha kuşkulu hale getirir. Ben senin yerinde olsam gelir bu bildiklerimi anlatırım. Bu birincisi. İkincisi az önce sorduğum soru. Şimdi şeye kafam yatmıyor. Bak, sen çocuğu bir şimdi senin sevgilin var orada. Çocuğun istismarını gördüğün zaman dediğim gibi kazaya insanlar bir şekilde göz yumabilir. Çocuğun henüz ne olacağı belli değil, öleceği belli değil. Gittiğinde söylemek istemeyebilir. Ama bir istismara anne ses çıkarmıyorsa ben bunun arkasında iki neden ararım. Senin orada parçalaman lazımdı o adamı. Ya tehdit ediliyorsundur. Paramparça ya şantaj oluyordur ya da bu söylediklerin doğru değildir. Bak iki hikmetten biri. Baban biraz hani gelişim problemin olduğunu söylüyor. Aslında senin Almanya'dan hiç tanımadığın birinin yanına iki çocuğunla gelmen de babanın da bu sözlerini doğrular nitelikte. Yani doğru bir yapı değil bu. Akıl ve zeka ve hayat yapısı doğru değil burada ama sen çocuğun istismar edildiğini düşünüp nasıl sustun? Bu konu benim kafamı kurcalıyor. Nasıl parçalamadın onu? Ve daha önce hiç böyle şeyler hissettin mi?
Daha önce sadece çocuklarına şiddet uyguluyordu. Ve babası da annesi de buna şahit oldu. Babası da zaten durmadan diyordu. Oğlum bunlar daha çocuk, hiçbir şekilde dövemezsin, edemezsin. Bu çocuklar emanet diyordu. Bana hatta diyordu kızım çocukları teslim etme bu çocuğa. Bu çocuğun elinde yoksa kalır. Yani Recep'in elinde. Beni 1,5-2 ay yaklaşık ben bunu da size gönderdim. Beni çalıştırdı home office olarak. Efendim? Çocuklarla kendisi dışarı çıkıyordu. Çocuklara bakıyordu. Beni her türlü çalıştırdı. Eve ekmeği ben getirdim. Kesinlikle Recep hiçbir şekilde çalışmadı. Ve şunu da söylemek... Benim evimde yapamadın. Ben sana home office kurdum. Borca girdim. Bilgisayarlar aldım. Dayının yanında işe koydum. Yapamadın. Yapamadın. Home office'te çalıştırmadım adam seni. Bilgilerini farklı gönderdim zaten. Farklı konularda çalıştırdı. Ben biliyorum. Açıkla korkma. Rezil olacağım diyorsun ama böyle daha da rezil oluyorsun. Hiçbir şey röportajlar var. Anneciğim konuş. Ben sana bak o konuda bir dakika. Ben sana bilgisayar aldım. Odayı komple ses yalıtım yaptım. Almancam var diye home office yap dedim. Yapamadın. Yapamadın. Yalan. Yapsaydın benim evimde yapacaktın. Benim aldığım 4 katı maaş alacaktın sen. Ben bir kurumda çalışmama, kadrolu olmama rağmen yapamadın. Yalan. Doğruları söyle. Bu konuda babandan utanıyorum belki. Ailenden utanıyorum. Ama zaten rezil olmuşsun sen. Ya bir söyle. Açıkladı ki insanlar desin ki ne doğruyu söylüyor bu kadın. Tamam mı? Düşürülmüş. Korkma bak gözlerinden herkes yazıyor. Melisa'nın gözleri yalan söylediğini gösteriyor. Sen benim karımsın. 4 yıllık yanımda bir gün seni bir saniye yalnız bırakmadım. Sahnem olsa bile götürdüm. Doğruları söyle. Ben senin bakışlarını biliyorum. Ne olursun lütfen söyle. Ne olur lütfen. Neden sustun kızım? Neden sus? Bak ya da şunu diyebilirsin. Çok aşıktım Müge abla. Ya biz bunu yaşadık. Hatta beni şarkıya koymuşlar ya. Başlarım aşkınıza diye. Gülizar emanet olayında. Yani biliyordu sevgilisinin öldürdüğünü. Ama hani siz burada bir kısmını görüyordunuz. Ben reklam arasında görüyordum. Ayrılacak mısın, barışacak mısın, gelecek misin aşkım siz biliyorsunuz. Artık beni böyle bir çıldırtmışlardı. Hani aşıktı kadın. Hamiye. Evet. En son onu ele verip, onu ele verince ortaya çıktı. Bak bu ikinci bir aslında Gülizar emanet olayı. Aşık mıydın? O yüzden mi söylemedin? Tehdit mi ediliyordun söylemedin? Diğerini kafam almıyor benim. Çok haklı Zeliş Hanım. Öldürürsün orada o adamı. Yine soruyorum. Eğer bu gerçekse, isterse en korkak, isterse en sinik, isterse hiç şiddet eğilimi olmayan birisi olsun buna bir tepki gösterir. Evet. Hiçbir şey için göstermezsen kıskançlık için gösterirsin. Kıskanırsın hadi. Hadi diyelim ki bıraktım annelik duygusunu falan bir yana. Çocuğum nasıl tepki göstermedin yavrum? Recep giyinik miydi yoksa onda da bir şey ayağında şort veya bir şey var mıydı yani? O fark etmez. O her zaman öyle olmaz yani. Söyleyeyim. Evet. Çok özür dileyerek söylüyorum. Kilodu vardı. Ay. Kilodu? Olmaz. Nasıl durabildin sen Melisa? Olmaz. Buradaki 85 milyon ya da 81 milyonun içerisindeki anneler bu şekilde senin durduğun gibi duramaz ki. Geleceksin buraya. O da gelmek istiyor zaten. Konuşacaksın madem duramaz öyle. Duramaz senin gibi. Funda Cankurt seni engellemesin. Halen Recep'i mi koruyorsun Melisa? İnsanlar kapının önünde Miguel geziyor senin. Funda... Bu adamların yanına çocuğumu yollayamam diyor. Bu adamların, biz bu öyle adamlarız. Bu arada arkadaşlar. Biletini ben kesiyorum seni. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri az önce Recep Aldemir'in evine gitmişler. Recep'i almaya gitmişler. Ancak bulamamışlar. Taştı. Şu an her yerde Recep Aldemir aranıyor. Taştı. Bir zalim. Evet, bu akışlarda çok hızlı, çok mobil bir ekip. Ben gurur duyuyorum onlarla. Yayınımızda da Gaziantep'le ilgili bir şey olduğunda o kadar eminim ki çok hızlı hareket edip anında müdahale ediyorlar. Ve ben bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Her şey sıcağı sıcağına çünkü. Ama Recep Aldemir'i evde bulamadıkları için geri döndüler. Recep sana da sesleniyorum. Lütfen yayına bağlan ve sen de o zaman cevap ver bunlara. Bak bu iddialar artık şeyi de geçti. Hani artık öyle kaza maza bilmem ne artık geçtik. Bu arada Recep'in annesi Nigar Aldemir muhabirimiz Vuslat A ile beraber onu da görelim. Onun da söyleyecekleri vardı. Vuslat az önce emniyet ekipleri geldi, sen de şahit oldun. Niye sakladınız?
Oğluna ne tost yedi? Evet, günaydın Müge Hanım. Az önce ekipler geldi. Recep'in nerede olduğunu sordu. Anneye de sordu. Ancak Recep şu anda yok. Telefonu kapalı. Nerede Recep? Biliyor musunuz annesi ya da babası? Alınacaklar oğlum. Biliyor musunuz Müge? Hayır. Gülsem diye saklayayım ki ona. Ha. Ya Recep iğnenin deliğine girse vurur onu emniyete. Ne zamandan beri yok? Kaçmak zaten. Ben sabahtan evde yatıyordum. Ben fizikten geldim. Hastaneydim ya fizik bu hastalığımın için. Geldiğimde daha yatıyordu çocuk. Ben kaldırdım. Hani niye? Melisa öldürmüştü döve döve. He? Senin oğlun öldürmüş ya. Konuşsana. Melisa öldürdü ya, ben mi öldürdüm? Tosiydi, tosiydi diyordun ya. Konuşurdu ya, niye konuşmayın? 11'de tosiydi, 4'te çocuğu öldürüyor ya. Çıplak çıkıyor ya odada. He? Hiç utanıyor musunuz? Nasıl bakacağınız insanların yüzüne böyle bir gerçek oğlum varsa? Oğlum ben de zaten benim oğlum yaz gelin şort giyer. Yaz gelin şort giyer, cırıp çıplak da çocuğu oğlum odada mı çıkarır? He? Cırıp çıplak da odada çocuğu mu çıkarır? Ya çocuk bayılmış, anası dövünce. Nerede bayılmış? Öldüğünü. Çıkacak, otopsi gözünle çıkacak. Gördün mü? Küt diye ses geldi ama ne sesiydi o? Buradan emniyet müdürümüze sesleniyorum ya, yetkililere. Bunların da alınmasını istiyorum. Bunların alınmasını. Bir tane hepsi kızı var bu kadının. Lütfen. Yok, zaten herkes görevinin başında. Dünya Çocuklar Günü'ymüş. Kutlu olsun. Ama başka meleklerimiz ölmesin. Ölmesin. Ne olur. Evet, ölmesin. Ne olur ölmesin ya. Bunlar bu canilerin hepsi alınsın. Lütfen. Şimdi bir dakika. Nigar Hanım. Nigar Hanım. Şimdi ona oldunuz. Ben hadi o zaman evet. Çocuğunuza sen niye gönderdiniz o gelin eline bir çocuğunuz? Biz hep ana babayız. Madem psikolog biz her bozukmuş zaman çocuklarımızın arkasındayız. Kayda mı ana baba oldu? Biz her zaman namuslu, şerefli bir anne arkasına babayız. Arkasına olmanız için belli oldu o çocuğu. Sen mi anne babasın? Niye tuttunuz babanın koltuğuna saldığınız zaman? Sen torununa bir tane alıyor musun? Torunlarına sahip çık, anne babalık yapsın Recep üç onlara. 3 ay baktım ben, 3 ay bu çocuklara evladım gibi. Rezidanslarda gezmesin, rezidanslarda Recep. Kime gidirdik, yedirmedik, yedirdik. Recep ablasını çok sevdi evlen. Recep ablasını çok sevdi evlen. Yıldan yıla 100 lira göndermesin. Şey bakmamızın şeyi bakma. Konuşma, konuşma. Tamam. Şimdi bir saniye. Melisa. Sen kendini neyle anlıyorsun? Evladımıza. Melisa, Nigar Hanım karşında. O senin öldürdüğünü söylemişti. Bayağı da açık açık da söyledi zaten. Melisa, emeklerim sana haram olsun kızım. Haram zifte katıran olsun. Bir dakika, sen bir Melisa. Zifte katıran olsun. Sen kendin gördün. Sen kendin çok şahit oldun Recep Meryem'i nasıl dövdüğünü. Sen kendi gözlerinle de gördün. Melisa, sana harap oldu. Hatta dediniz ki Melisa, bu çocuğu Recep'in elinde bırakma. Bu çocuk Recep'in elinde kalamaz. Bunu bana her zaman dediniz. Götürdü o zaman. Kim öyle demiş? Sen hep oğlunu kendisiz dediniz. Ana götürdü çocuklarını. Biz mi dedik? Kendine zoruna yardım almadık etmedik. Evli karın burada. Sen babasını niye aramadın o zaman? Ya ben şunu anlayamıyorum Melisa. Niye bu çocuğun altını Recep değiştiriyor kardeşim? Allah aşkınıza ya. Bizi kaç... Beni çalıştırıyordu. Ben gece gündüz. Ne devamlı Recep'e baktın. Gece, devamlı. Ben gece gündüz çalışıyordum. Ne iş yapıyordun? Ne iş yapıyordun? Ben ekip arkadaşlarımıza da gönderdiydim. Ha, ne iş yapıyordun? Doğru söyle. Allah aşkına. Bilmiyorum. Home office. Tamam, doğru home office'te ne iş yapıyordun? Ben Almanya müşteri hizmetleri, yani müşteriler Almanya'dan arıyordu, sipariş oluşturup sipariş gönderiyordum. Yalan. Yani misal söyleyeyim, bir bisiklet sipariş ediyorlardı Almanya'dan. Yalan. Anladım. Peki bu arada bak, şunun için söylüyorum bunu Allah aşkınıza ya. Eğer bu ülkede 10 milyon 15 milyon yetişkin adam varsa, bak kaç tane erkek çocuğumun altını değiştireyim diye koşuyor. İstemez ki zaten adamlar. Bunlar var mı isteyeniniz? Allah aşkınıza, burada çocuğu olan vardır yani. Allah aşkınıza, ben değiştireyim diye karınızla yarıştığınız oldu mu ya? Bak burada kameramanları da çek. Bak burada erkekler de başını sallıyor. Anneler, anneler, yani gerçek babalar bile çocukların altını değiştirmez. Değiştirmeye gerek kalmaz. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Zaten üşenir. Bak, evet. Bak zaten bir üşenir, istemez. Yani beceremez de, yapamaz da. Ya yaparsın ya. 2-3 yaptıktan sonra da şunu ama anlatmaya çalışıyorum. Ama anne üstlenir bunu. Ya zaten anne yapar da.
bir şey olduğunda hani sen al dediğinde de bırak bezini değiştirmeyi. Ya birçok erkek diyelim şimdi herkesi aynı kefeye koyamam ama ya sen kalksana der falan filan der yani. Bak erkekler de başını sağlar. Ya, yalan mı söylüyorum? Doğruyu söylüyorum. Hepimiz aynı hayatın içinde yaşıyoruz. Evet. Kardeşimiz var, kuzenimiz var, şu var, bu var yani biliyoruz. Ya annenin görevi ayrıdır, babanın görevi ayrıdır. Yani niye bu adam bunları üstlendi i̇şte birden? İşte tamam yapmazdı, yapmazdı. Ya Melisa daha önce söyledin yapıyordu diyordun. Bir de Müge abla şunu da bir şey üstleniyor söylemek yani. Söylemek istiyorum. He. Şunu da söylemek istiyorum. He. Bu ayrı bir şey. Meryem'imin ölüm yani çocuk parasını benim hesabımdan çekti ve ben o parayı da istiyorum. 225 euro Meryem'in ölüm parasını aldı. Kım yesin kızlar. Nasıl yani? Pis Melisa, açlar. Bunlar. Bir dakika. Reziller. Çok önemli ama. Niye o ölüm parası yatıyor? Ben bunları da ispatlı bir şekilde. Almanya'dan mı yattı o para? Yok ben hesap kartımı ben Recep'e o kadar... Hesap kartım Recep'teydi, unuttuydum. Ben hatta dedim ona, Recep ne olursun kartımı ver. Ben Almanya'ya geldiğimde zaten ben bunu görünce zaten hemen Recep'e dedim. Bu parayı nasıl çekebilirsin? Ben sana yollayayım kız, ben sana yollayayım. Bu parayı nasıl çekebilirsin? Bir dakika. Bu benim kızımın, rahmetli kızımın parası. Bunu ben devlete geri ödemek zorundayım. Ve ben bunu söyledim zaten kendisine de. Deme, buraya gelip kendini açıklamıyor. Deme öyle. Kızının hangi mezarda yattığını bilmiyorsun. 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 Nasıl yıkandı? Şimdi kim yıkandı? Oldu, şimdi babam oldu. Sus ya. Senin gelinin buraya geldi biliyor musun? He, gelinin buraya geldi. Bunlara caiz değil. Kızım o torunun var ya elinden tuttum elinden. Elinden tutup ona yiyecekler aldım. Niye? Ben insan. Anladın mı? Gelmiş daha oğlunu savunuyor burada ya. Böyle bir şey mi var? Ne kadar canice bir vahşet yarar. Ya zaten Nigar Hanım. Melisa, siz, zaten ama Nigar Hanım sizin burada yani konuşmanız gereken kişi Melisa. Melisa ben deminkini anlayamadım. Normal her ay çocuklara bir bakım parası yatıyor. Onu mu çekmiş? Alman hükümeti öldüğünü bilmediği için o parayı evet. Yatırmış. Öyle mi? Ölüm parası Aynen, evet. Mı? Ne parası ya? Çocuk parası. Sahnede. Çocuk parası, çocuk Yok, parası. Yok, çocuk parası geçen ayın Evet, ayın 13'ünde para yattıydı. Yattıydı, senin de banka kartın Recep'te olduğu için onu mu çekmiş Recep? Ama bunlar ağzını almayacak. Evet. Ölüm parası değil bu, çocuk parası yatırılıyor demek ki. Karda yatırılıyor, Recep de onu alıyor yani. Öldüğü için belli olmadığı için daha demek oraya gitmedi şey. Evet çünkü ölüm belgesini istedikleri için yani ölüm belgesini istedi her yer. Anladım. Kağıdı. Peki sen ne dedin Recep'e niye aldın deyince? Sinirli açınca. Melisa şu anda hukuken Recep annesi ve babası tarafından çocuğunu öldüren kadın olarak suçlandın. Sen de şu anda gerçekleri ifade etmeye başladın. Eğer buraya gelip de kendini savunmazsan çocuk katili bir anne olarak maalesef durumun iyi olmaz. Hukuken de bu sıfatla yargılanıp mahkum olabilirsin. Kendini savunmak için buraya gelirsen gerçekleri anlatırsan en ufak bir şekilde hukuki bir sorumluluğun olmaz. Nihayet bir hafta, bir aylık bir gecikmeyle gerçeği anlatmanın da sebeplerini izah edersin. Baskı altındaydım, tehdit altındaydım. İstemeyerek yaptım, sevdim diye. Ve bütün bunlardan dolayı da bugüne kadar açıklayamadım. Ama bugün açıklarsan, gelirsen her türlü gerçeği anlatırsan hukuken en ufak bir problemin olmaz. En ufak bir cezai durumun olmaz. Gecikme de olsa gerçeği ifade ediyorsun. Yani burada lütfen bana bir avukat olarak, ceza hukukçusu olarak itimat et. Gel gerçekleri anlat. Sana bir hukukçu olarak tavsiyem bu yavrum. Bravo.
Tamam. Gelecek misin Melisa? Söz ver. Melisa gelecek misin? Bugün ekip arkadaşlarına... Evet, bugün ekip arkadaşlarına haber vereceğim. Gelecek misin ama? Gel kendini gel kurtar Melisa, kızım. Gel, gel bak, ben de arkandayım kurtar. Senin. Arkandayım. Sareyi de getir. Sen babası yapma, bir kere Sare'ye sarılsın. Senden rica ediyorum yavrum. Lütfen. Bak stüdyo kocaman bir stüdyo. Başka şeyler de var. Yan stüdyolar da var. Başka odalar da var. Korkma, ben katil değilim. Hem cebimde tabanca yok. Ben babanla beraber 8. ayın 31'inde itibaren neler çektik bak, ya, betonlarda yattık. Ben sana bir şey söyleyeceğim Melisa'cığım. Zaten yine söylüyorum. Sen ister yarın gel, ister yarın gelme. Bir şekilde geleceksin. Ben getirilmeden kendin gelmeni tavsiye ederim sana. Evet. Bir ablan olarak. En doğrusu yani, bu olacak. Yani bir getirilmek vardır, bir de gelmek vardır. Bu arada Gaziantep Cinayet Büro Recep Aldemir'i fellik fellik arıyor. Şimdi de eşi Ayşe Aldemir'in evine de gitmişler. Ayşe'cim günaydın. Günaydın Müge Hanım. Günaydın. Şimdi Cinayet Büro senin evine de gelmiş. Evet. Recep'i sor. Recep aradı mı seni ya da geldi mi evine? Hayır, hiçbir şekilde telefonlarına ulaştırmıyor Recep'in. Recep sen de kaçıyorsun, bak bunun da sonu iyi değil. Bak ben ikinize de söylüyorum en baştan beri. Bunun adı kaçmak. Sabah 10'da bu yayın başlıyor. Annen seni 9.30'da uyandırdığını söylüyor. Melisa'nın özetiyle başlıyor. Melisa canlı yayında deniyor. Sen bunu izlemeden dışarı çıkman mümkün değil Şevki Hocam'ın dediği gibi. Evet. Bak Melisa'nın buradan Türkiye'den Almanya'ya gidişi de kaçıştı. Şu anda seninki de kaçış. Oğlum istediğin yere gir. İğne deliğine de girsen çıkacaksın. Polis seni bulur. Bu polisten kaçış yok yani. Adamları biraz daha uğraştırırsınız yani. Kameraya bakar, ona bakar, buna bakar. Ama bulacak. Demeyecek mi sana? Niye kaçıyorsun kardeşim sen? Kardeş diyecek, niye kaçıyorsun? Hayrola? Ver kimliğini. Yani polisi de uğraştırmayın. Uğraştığınız zaman zararlı çıkan sizsiniz aslında. İnsanların üzerinde uyandırdığınız bir izlenim var. Eğer suçsuzsan kendi giderse zaten, bir kadın çıktı televizyona. Beni cinayetle, istismarla suçladı. Ben buradayım aslanlar gibi dersin. Niye kendini arattırıyorsun ki? Bu arada Ayşe şöyle bir şey söylüyor. Ayşe demiş ki evet, benim kocam şiddet uygulayabilir ama ben istismar falan edebileceğini düşünmüyorum demişsin değil mi Ayşe? Evet Müge Hanım, ben elim ayağım titriyor, hiç iyi değilim yani, duydum çok yani kötü oldum. Programa katıldım, hiç yalan hiçbir şey konuşmadım, yine doğruları söyleyeceğim. Sorumsuzluğu vardır, gereksizliği vardır ama istismara ben inanmıyorum. Yapabileceğine inanmıyorum, hele ki 3 yaşında bir çocuğa inanmıyorum ben. Siz kendinize buraya geldikten sonra reklam arası ne dediniz? Başka kadınların üzerinde para kazanıyor demediniz mi? Evet, evet, o ayrı bir şey. Ama bir çocuğa yapabileceğine ben inanmıyorum Müge Hanım. Yine bilmiyorum. Madde bağımlısı olan bir insan, her şeyi yapar. Melisa, ben çök size bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten beraber olduğu kadına önem gösteren ve seven bir erkeğin bazı şeyleri yapacağına inanmıyorum. Evet. Şimdi bu telefonlardan hiçbir şey silinmiyor, ben size söyleyeyim de. Yani siz bu telefonları, ne deniyor, bir şey yapılıyor ya böyle, formatlanıyor falan filan. Emniyet isterse bütün o formatlarını kırıp hepsini yeniden getirebiliyor. Geri dönüşlü, hepsi alınıyor. Yani bizim siberde böyle bir şeyimiz var, sistemimiz var devlet olarak. Yani burada çektiğiniz her şeyin geriye dönüştürülebileceğini bilerek davranın. WhatsApp'tan attığınız her fotoğrafın, her mesajın, her şunun, her bunun. Ve bence artık zaten herkes her şeyi biliyor yani. Bütün Amerikan dizilerinde neleri gördük. Biz burada bazı şeyleri söylemiyoruz da, söylesek ne olacak, söylemesek, millet zaten biliyor. Herkes avukattan daha avukat olmuş, polisten daha polis olmuş, olay yeri incelemeden daha olay yeri incelemeci olmuş. Maalesef. Bir cezaevine girip çıkıldığı zaman herkes oradan maalesef suç profesörü olarak. Herkes profesör. Evet. Size bile neler söyleyenler evet, olmadı evet, mı? Sen evet, onu bilmiyorsun da bilmem ne. Cezaevinde öyle kişilerle karşılaşıyoruz ki daha biz bir şey konuşmadan adam
bizden daha büyük profesyonel olarak ortaya bir takım şeyleri koyuyor. Polisten ya de kardeşim dur da bırak da bu işin ehli bu işe karar ver. Onlar orada kendi aralarında konuştuklarını doğru sanıyorlar. Yani biz de bunu söylerken daha profesör olmuş ya, bir ironi yapıyor Rahmi Bey. Ben de aynı ironiyi yapıyorum. O yüzden ben yani gerçekten eşine saygı duyan birinin bu illaki nikah meselesi değil, bazı şeylere müsamaha göstermeyeceğini düşünüyorum. Anlıyorum ki bu senin bize gönderdiklerin işte... Şimdi bakın neden yani bu gönderdiklerinin ne olduğunu yani görmedim. Gönderdikleri fotoğrafların olduğunu görmüyorum. Siz gördünüz. Ama belki bu fotoğraflar dahi bugüne kadar konuşmaktan çekinmesinin sebebi olarak ortaya konabilir. Evet. Yetkililer belki bunları da dikkate alabilir. Ne gibi fotoğraflar varsa. Özel fotoğraflar özel var. Özel dolayısıyla fotoğraflar var. Bu da bir baskı unsuru. Şunu da söyleyeyim, yani bu özel fotoğrafları Instagram'da herkes artık alenen koyuyor da anlamıyor herhalde çocuklar bazı şeyleri. Ben çok yanlış buluyorum ama anlamıyorlar. Yani baskı unsuru olarak kullanılması mümkün olan şeyler. Yani bu da ona bir. Bu arada baba Mehmet Aldemir Gaziantep Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evinden alındı az önce ve emniyete götürülüyor. Açalım sesini de. Geldiler burada çektiler düştüğünü. Evet, evet. Ha, sen canı yanına konuşmadın mı? Konuştun lan. Ha, burada duvara vurdu, duvardan da şu çocuk düştü değil mi? Evet. Da bizim suçumuz ne? Al şunu. Ben başka bir şey bilmiyorum. Bir dakika. Recep nerede? Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Baba gene düştüğe dönmüş. Yani, Recep öldürebilir mi? Bilmem dedi. Bilmem. Bir daha izlerim bilmiyorum. Bilmem dedin. Ama koruyor olması da beklenen bir durum. Annelik hayır, babalık işsiz, güçsüz. Bak sabah iş bul diye uyandırdım diyor. Fizik tedaviden geldim diyor. Bu diye uyandırmadı. Program başlıyor diye uyandırdı. Aynen. Evet. Annenin uyandırdı. Bir de Recep bir şey söyleyeceğim ya. Program başlıyor. Yani sen kusura bakma da her altı karıştıracaksın diye eşin de anlattı. Bizim başta güzel evliliğimiz dedi ilk sene dedi. Sonra düştü bu Instagram belasına dedi. O kadına, bu kadına, şu kadına. Sen şimdi her altı karıştıracaksın diye karından oldun, çocuklarından oldun. Onların hayatını mahvettin. Bu kadını çağırdın. Peki şimdi babanı alıp götürüyorlar ya. Bu nasıl bir delikanlılık? Hiç mi vicdanın ya senin bağlansana. Babanı alıp götürene kadar sen niye gidip ben buradayım kardeşim babamı almayın demiyorsun? Aynen öyle. Artık yani babanı alıp götürüyorlar ve bu adam kaçtır emniyete gidiyor. Senin yüzünden. Ya gitsene emniyete kendin. Bu kaç yaşında adam ya? Günahtır ya. En az işte 30'da en az bu adamda 50 küsur yaşında adam. En az. Atanı götürüyorlar. Atanı götürüyorlar senin ya. Senin atanı götürüyorlar. Kendin gitsene onun yerine. Ben rahmetli babama derdim içine. Kurban olurum senin kaşına gözüne derdim. Bana ekmek getirdiğin için. Senin atanı götürüyorlar. Kendin gelsene. Gel ya da oraya gitsene. Bu kadar vicdansızsın sen lan. Doğukan'ın karşısına çıkmayın. Değil mi? Öyle deliklere fare gibi kaçarsın işte. Atanı götürüyorlar senin. Atanı. Kaç yaşına vallahi kadar? Seni bulamayacaklar mı? Nereye gidersen nereye git. Seni bulacaklar. Felik felik arıyorlar. Seni o bulması halk bulacak. Halka yakından tutacak seni. Bir lan çevirip bir yere sokacaklar. Çünkü bebek ölümü. Anladın mı? Bebek ölümü. Benim kızımın ölümü. Türkiye'nin kızının ölümü. Sadece de ölümü değilmiş. Her şey var bunun içinde. Her şey de ortaya çıkacak. Gel ya da çık. Çık kardeşim her şeyi açıkla. Hadi Melisa diyorduk. Belki Melisa da hatalıdır. Tamam belki hadi Melisa da doğruyu atıyordu. Söylemiyor. Ben yine söylüyorum. Ben ortadayım. Belki iftira atıyor Melisa. Diyor ki kendini kurtarmak için. Ailesi belki fişekledi. Niye kaçıyorsun? Yok sadece saat 1'de geleceklerini söylediler. Bize bakılacaklarını. Tamam sen de demedin mi? Niye geliyorsunuz? Asya'ya bakmak istediklerini. Tamam niye geliyorsunuz demedin mi? Çünkü çok sosyal medyada mailler gidenler varmış. Kurban olurum Türk halkıma. Kurban olurum. Öyle. Yani, şimdi bak işte en baştan beri baba, kendi babanın da korktuğu oydu. Peki eğer çocuğu alırlarsa da o zaman sen kendin gelmeyi düşünüyor musun Türkiye'ye? Gelsenize sosyal hizmetler geliyor diye arkadaşlar biraz yayını takip edelim. Gelecek evet misin? Ben zaten soracağım zaten çocuk esirgeme grubuna soracağım. Eğer izin verirsek geleceğim. Peki Sari alınırsa dedim Müge Hanım. Sari'ye oldu ki aldılar.
Sen gelecek misin tek başına yüzleşmeye? Yaptığın hatalarla ya da yüzleşmek gerçekleri anlatmaya. Yüzleşmek değil, onda gelip o zaman şikayetçi olması lazım. Yüzleşmek. Şikayetçi olması lazım. Şikayetçi daha doğrusu, aynen. Kendini bu durumdan kurtarması gerektiği için mecbur buraya gelecek. Hani Melisa'nın buraya gelmemek gibi bir lüksü yok zaten. Hayır, ya getirilecek ya gelecek ya, yani. Aynen. Hangisini düşünüyorsun? Öldürülen çocuğun annesi bir olarak... Bir saniye, bir dakika efendim. Savcılıkta şikayette bulunacak. Bir saniye. Yani ben davacıyım. Ne? Evet, doğru. Benim oğlumu, çocuğumu öldürdüler diyecek. Ne düşünüyorsun Melisa? Ben şikayetçi de olacağım, polise de ifademi de vereceğim. Kendin mi geleceksin yani? Savcılığa yani. Kendin gelmeyi düşünüyorsun. Evet. Söz veriyor musun? Türkiye'nin evet, önünde. Evet. Söz mü? Senin sözüne çünkü ben güveniyorum. Söz dediğin zaman sende bitmiştir. Ben Melisa'yı tanıyorum çünkü. Söz mü? Annene bakma. Annene bakma, kameraya bak. Söz mü? Yok, kimse yok. Tamam, söz mü? Söz. Hepiniz küçük bebeğimiz Meryem Çiğdem Ünal'la ilgili gelişmeleri merak ediyorsunuz biliyorum. Evet, çok sayıda gelişme oldu Gaziantep'te. Çok hızlı bir gündü. Biliyorsunuz 9 Eylül'de annesi tarafından terk edildiği hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet itirafları da bu geçen süre içinde babası yayınımıza başvurduktan sonra havada uçuştu. Bir tarafta kızımızın annesi... Melisa'nın sevgilisi ve onun ailesi Melisa'yı suçlarken Melisa da dün sevgilisi Recep'i suçladı. Şunu biliyoruz, en baştan beri gerek hastaneye yatırılırken gerek soruşturma sırasında skuterden düştü, başını çarptı ve işte o yüzden hayatını kaybetti açıklamaları artık çöpe gitti. O yok. Şimdi sevgili Recep Melisa'yı suçluyor, Meryem'in annesini suçluyor. Meryem'in annesi Melisa da sevgilisi Recep'i suçluyor. Tek gerçek bu bir cinayet. Evet. Ama bu cinayet nasıl işlendi? İşte ona yargı karar verecek. Ve işte bu nedenle dün Gaziantep oldukça hareketliydi. Melisa'nın açıklamalarının hemen ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Recep'i aramaya koyuldu. Recep evden çıkmıştı biliyorsunuz, canlı yayınımız sırasında hep... İğne deliğine kadar bakıldı. Oraya gidildi. Eski eşinin evine gidildi. Annesinin evine, babasının evine derken Recep ortada yoktu ama dün dedim kaçacak bir yer yok. Yani polis bugün bulmaz, yarın bulur. Aynı gün, aynı dakikalarda buldu. Ve Recep yine Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sabaha kadar sorgusu devam etti. Az sonra da Gaziantep Adliyesi'ne, savcı huzuruna götürülmesi bekleniyor. Gelişmeleri önce isterseniz sizinle paylaşayım. Ayrıca Sabah gazetesi Almanya Kuzey Rhein-Westfalia temsilcisi İbrahim Taş bugün Melisa'yı yayına bağlamak için yine anne Funda Hanım'ın evinde. Onunla ilgili temaslarımız sürüyor. Anne Funda Hanım Melisa'nın yayına çıkmasını engellemeye çalışıyormuş. Dün onların da evine küçük kız için, ki ailenin hem Melisa'nın babasının hem de küçük kızın da babasının en büyük endişesi küçük kızı Sare'nin durumu ne olacak? Evet, çünkü evet, ortada evet. Bir durum var. Evet. Küçük kızın da orada kalmasını doğru bulmuyorsunuz. Aynı şekilde Almanya'daki izleyicilerimiz de Almanya'daki sosyal hizmetleri harekete geçirdiği için dün evlerine evet sosyal hizmetler gitti. Onunla ilgili gelişmeleri de ben aslında Melisa'nın ağzından duymak istiyorum. Funda Hanımcığım, artık Melisa'yı saklamaktan vazgeçin. Oldu bir şey, farkındayım. Siz de annesi olarak... Onun bu durumlara düşmesini arzu etmezdiniz. Ben inanıyorum ki eğer sözünüzü geçirebilseydiniz Gaziantep'e Recep'in yanına da göndermek evet. istemezdiniz. Siz bir annesiniz. Akıllı evet. da bir kadınsınız. Ben çok az konuştuk sizinle ama lütfen Melisa'yı engellemeyin. Çünkü Melisa'nın anlattıklarının içinde de benim aklıma yatmayan şeyler var. Evet. Evet. Yani ben Melisa'nın anlattıklarına da %100 inandım mı? Ben inanmadım. Ben de öyle. Hiç inandırıcı de değil ki Müge Hanım. Yani sadece hiç sadece annesinin gerçekten aklı selim düşünüp bizlerle dayanışma içerisinde bu olayı çözebiliriz. Ama bizden ne kadar kaçarlarsa, bizden ne kadar uzaklaşmaya çalışırlarsa biz bu olayı çözemeyiz. Onların söylevleri bizim için çok önemli. Gelsinler, gerçekten birlikte mücadelemizi verelim. Ben... Ve gerçek neyse o ortaya çıksın. Evet, gerçek neyse ortaya ya, çıksın. Hanım, çünkü kaçarak gerçekten zorlaştırıyoruz evet, her şeyi.
ulaşmaya çalışıyoruz. Lütfen yardımcı olsunlar evet, bize. Evet, yani kapınız şu an çalınıyor. Ben yayına çıkmanızı tavsiye ederim. Evet. O aradaki boşlukları doldurmanızı tavsiye ederim. Bakın Doğukan da 23 yaşında. Ben burada Doğukan'a da kızıyorum. O da benim sonuçta kardeşim. Mesela bak annesi diyor ki Doğukan'a dur oğlum bir dakika dur diyor mesela. Bir dinle evet. diyor. Teyzesi diyor ki bak yanlış anladım bir evet. dur diyor bağlanana. Biraz yetişkinler gerçekten kendisinden daha küçük olanları yönlendirmeli, bir baskılamalı. Evet. Funda Hanım bence siz de yayına bağlanın. Siz de çok şey biliyorsunuz. Evet. O nedenle ben sizin de yayına bağlanmanızı doğru buluyorum. Size kızınız ne anlattı? Anlattığınız gibi olmaz. Bakın bu çok içgüdüsel bir şey. Dün ben de söyledim. Yanlış anlaşılmayayım ama içimden geçeni söyledim. Bir insan, bir anne, şöyle söyleyeyim ya, bir anne çocuğunun istismarına tepki göstermeyecekse... Parçalar, parçalar. Başka neye başka tepki neye? Gösterir ki? Evet. O evi yakar. Hadi bir kedinin yavrusuna yanaşsanıza. Hadi bir köpeğin yavrusuna, bir annenin yavrusuna. Bir dişi aslan babasını yaklaştırmıyor yanına. Evet. Bir dişi kedi babasını yaklaştırmıyor yanına. Yani evet. doğanın evet. kuralı bu. Bir anne de yani çocuğu istismara uğrayacak kim olursa olsun. Evet. Yani çok baskılı ortamlardan bahsetmiyorum. O şeyleri bir kenara koyuyorum. Çok sessiz kalmak zorunda olan kadınlarımız var ama onlar bile bir yerde duruyor ve sesini çıkartıyor. Canlı yayında Müge Anlı'ya itiraf geldi. Melisa ile bir görüşme gerçekleştirdik ve Melisa o günle ilgili artık gerçekleri anlatmaya karar verdiğini söyledi. O günü skuter olayı yoktu. Recep o güne evdeydi, hiçbir şekilde dışarı çıkmadı. Aa. Kanepeden düşme olayı ve hatta kanepede uyuyakalmış olayı hiçbir şekilde doğru değil. O günü ben Asya ile beraber çizgi film izliyordum. Benim kızım uyuyordu Meryem. Meryem uyanarak ağlayarak benim yanıma geldi. Recep Meryem'i aldı, içeri gitti. Ağladığı diye sus, ağlama diye bağırıp çağırıyordu Meryem'i. İçeri gittim. Recep'in kollarında Meryem'i bayılmış bir şekilde gördüm. Çığlık attım evde. Bu çocuğa ne yaptın dedim. Niye bu şekilde dedim. Çocuk hatta çıplak bir vaziyette gördüm. Ne yaptı benim çocuğuma? Ne yaptı? Bu kadar annesi. Skuter'den düştü niye diyor? Annesin sen değil mi? Sonra gitti suyun altına tuttu. Ambulansla hastaneye gittim. Hastanede bile bana zorla dedirtti. Skuter'den, bisikletten düştü diye diyeceksin. Beni konuşturmadı Recep. Hiçbir şekilde konuşmamı istemedi. Cinayet bürosu dedektifleri harekete geçti. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Recep'i almaya gitmişler. Her şey sıcağı sıcağına çünkü. Bura duvara vurdu, duvardan da şu çocuk düştü demedi mi? Ya bizim suçumuz ne? Açıyoruz. Ben başka bir şey bilmiyorum. Gidelim. Recep nerede? Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Anne Melisa Ünal'ın itiraf niteliğindeki açıklamaları sonrasında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Recep'in babası Mehmet Aldemir'i emniyete getirdi. Meryem'in annesinin sevgilisine ikinci gözaltı. Yayınımızın ardından da Gaziantep'te sıcak dakikalar yaşanmaya devam etti. Daha önce programımızda anne babasının yaptığı çarpıcı açıklamalar üzerine gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalan Recep Aldemir'in adresi tespit edildi ve ekipler harekete geçti. Ve yayınımızın hemen ardından Recep Aldemir ekipler tarafından gözaltına alınarak Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Melisa Ünal'ın sevgilisinin emniyetteki işlemleri devam ederken Recep Aldemir'in ayrıldığı eşi ekibimize konuştu. Ben açıklamaları duydum. Elim ayağım titredi, çok kötü oldum. Bir an önce açığa çıkmasını istiyorum. Ayşe Aldemir'e göre boşanma sürecinde olduğu eşi kadar küçük çocuğun annesi Melisa Ünal da suçluydu. Hiçbir anne o görüntü karşısında tepkisiz kalamaz. O adamı parçalarsın yani orada tepkisiz kalman imkansız bir şey, tehdit değil ne olursa olsun. Almanya'ya gittikten sonra yine Recep'i savundu, yine dedi ki çocuğuma baktı, çocuğumla ilgilendi. Kesinlikle yani çok yalan yanlış şeyler var ortada, doğru açıklanmıyor. Recep göz yumduğu için suçlu, ikisi de cezasını çeksin istiyorum. Duydukları karşısında şaşkına dönen Ayşe Aldemir'in babası da eski damadım Meryem'i öldürmüş olamaz diyemiyordu. Recep tamam, beleş paraya kazanmayı sever, kolay paraya kazanmayı sever de insanoğlunun artık her şeyi
şey bekleniyor, her şeyi yapıp hiç yapmaz dediğim insanlar da yapabiliyor. Olayın yaşandığı mahallenin sakinleri gelişmeler karşısında şaşkın olmakla beraber öfkeliydiler. Melisa, sen nasıl bir annesin? Sen onun yaptıklarını gördüysen, yaptıklarını duyduysan niye bir şey ver mücadele etmedin? Recep, ne yapıyorsun? Niye demedin o zaman? Stüdyodan düşmüş, koltuktan düşmüş bunlar. Yalansa niye bugün çıktın o zaman Recep yaptı diye söyledin? Bu çocuğa ne yaptınız? Bu 3 yaşındaki bir meleğe nasıl kıydınız? Senin de bunda elin var. Kim yaptıysa Melisa Evet'le Recep, yani kimsen, hangi insanız kardeşim, çıkın ortaya. Ne olduğunu ortaya çıkartın. Herkes cezasını çeksin. Ya bir çocuğa nasıl kıyılır bilmiyorum. 3 yaşında yani küçücük bir çocuk. Konduramıyorum yani duyduklarımı. Olmaması gereken şeyler. Vicdansızlık diyorum yani. Yapanların elleri kırılsın diyorum. 3 yaşındaki küçük bir çocuğun ölümüne ve ardından konuşulanlara herkes gibi mahalleli de kayıtsız kalamıyordu. İstekleri bir an evvel gerçeğin açığa çıkmasıydı. Biz 25 yıldan beri aynı mahallede oturuyoruz. Biz böyle bir şey görmedik ama yaptıysa da cezasını çeksin. 3 yaşında çocuk gerçekten duyduklarımıza şok oldu. Camları kapıları kırması lazımdı o kadının. Madem böyle bir şey olmuş çıkacaktı, bağıracaktı. Kim sahip çıkmazdı? Mahalleli yine sahip çıkardı. Yaptılarsa cezasını çeksinler. Şimdi önce çıkmadı Melisa. Şimdi çıkıyor, Recep'i suçluyor. Önce Recep kaçtı, cevap vermedi. Şimdi de Melisa onu suçluyor, onu suçluyor. Geride bir anda hepsi değişti. Ne inanacağımızı şaşırdık. Neyse söylesinler. İkisinin arasında olan bir şey yani bu. Mahalleliye göre birbirlerini suçlayan iki tarafta doğruları tam anlamıyla anlatmıyordu. Ancak gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına dair inançları tamdı. Melisa haklı, Recep haksız. Recep'i de dinlesek, Recep haklı, Melisa haksız. Melisa niye kaçtı madem sen böyle elinde kanıtlar var? Doğru bir insansa niye kaçtın? Günlerce telefonlara niye bakmadın? İkiniz de ıslah eylesin. Yazık olan Meryem olmuş. Müge Hanım her şeyi, ergiyi doğru meydana çıkaracaktır. Ondan eminiz. Melisa öyle söylüyor, Recep öyle söylüyor. Neye inanacağımızı şaşırtıp kaldık. Melisa skuter yalanına bile bizi inandırdı. Müge Hanım bu dosyayı açığa çıkartmasaydı belki bu dosya kapanıp gidecekti. Müge Hanım'a teşekkür ederiz. Adalet de son noktayı koyacaktır. Gözaltına alınan şüpheli sevgilinin emniyetteki işlemleri geç saatlere dek devam etti. Saatler gece yarısını gösteriyor. Anne Melisa Ünal'ın canlı yayınımızdaki itirafı sonrasında gözaltına alınan Recep Aldemir'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Melisa Ünal'ın 3 yaşındaki Meryem'i öldürdüğünü söylediği sevgilisi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcı karşısında ifade verecek. Evet, az sonra Recep Aldemir, Melisa'nın sevgilisi, işlemler tamamlandıktan sonra Gaziantep Adliyesi'ne sevk edilecek. İkinci kez savcının huzuruna çıkacak ve sevgilisi Melisa'nın iddialarını yanıtlayacak. Evet. Bakalım savcının bu kez kararı ne olacak? Dediğim gibi tek adalet bildiğimiz şey... Adalet yerini bulur, hiç merak etmeyin. Tek bildiğimiz şey bu çocuğun doğal yollarla. Kaza da bana göre ihmaldir, odur budur ama... Olur mu olur? Olur. Ama kazayla hayatını kaybetmediği. Evet. Müge Hanım, ben burada Melisa'ya yalvarıyorum. Dizlerimin üstüne çöküyorum. Yalvarırım. Melisa ne olur. Gel artık. Yavrum, yavrumun katilleri bulunsun. Şimdi çık konuş. Bence Melisa annesine de anlatmış olabilir. Ben Funda Hanım'dan da rica ediyorum. Bakın. Yani annelik dediğiniz şey çocuğu koruma güdüsüyle alakalıdır ya. Şiddet uyguluyordu falan filan diyorlardı. Tamam hadi o da ayrı. Ona evet. da bir şey demiyorum. Yani onu da geçeyim. Ama ben başka şeyler hissettim çocuğumu Recep'in kucağında görünce diyen bir kadının. O an bir şey yapamasa dahi. O an korktu diyelim, bir şey yapamadı. Hmm. Hastaneye gitti. Hastaneye gider başına gitmez hastane polisi var. Burası da dağ başı değil ki. Evet. Gaziantep'ten bahsediyoruz. Yani, Gaziantep Türkiye'nin kaçıncı büyük şehri? Bilmiyorum, geçenlerde bakmıştım. Ya büyük şehir. Ya gerçi Gaziantep de değil. Bizim bütün hastanelerimizde hastane polisi var. Hastane polisi gelmiş. İfadelerini almış. O sırada artık sen hastanedesin. Bak ne diyor konu komşu? Bize feryat etseydi diyor. Biz hepimiz inerdik. Ne diyor Recep'in karısı? He? En büyük 8. ili. Daha da yükselmiştir o, ben sana söyleyeyim. Çok nüfus artışı var bir orada. Bir de Recep orada dolayı. Ben babasıyım diyor. Ben babasıyım dediği an o kadının onu paralaması lazım. Miguel, sen nereden babasısın? Sen bu davranışı, böyle bir davranışı kızıma nasıl yaparsın diye bambaşka bir tepki göstermesi evet. lazım. Ben burada Funda Hanım'ın daha akıllı davranması gerektiği
kanaatindeyim. Biraz Funda Hanım bağırmak yerine şu anda otursun, ben ne yapıyorum diye bir düşünsün. Gerçekten Recep suçluysa, hadi kızı hakikaten bir şey yapamadı, bir şey söyleyemedi. O zaman kızı şimdi konuşsun ki, evet, şimdi gerçekler ortaya çıksın. Evet. Kızını konuşturmazsa o zaman benim aklıma şu geliyor. Ki kafamda da bir yıl soru işaretleri var. Dün konuşulanlarla ilgili. O zaman demek ki Melisa'nın anlattığı pek çok şey yalan, gerçeği yansıtmıyor. Ve evet, dolayısıyla kızı daha çok konuşursa Funda Hanım kızının açık vereceğinden korkuyor ki kızını baskılıyor ve kızını konuşturmuyor evet, bugün. Evet. En azından öyle düşündürüyorsun. Yani evet, ben de bunu bunu düşünürdüm. Yani yoksa senin bir anneanne de kızım var, konuş o Recep zaten gözaltına alındı, cezasını çeksin diye evet, kızının daha çok konuşması için evet, kızını motive eder. Bakın şu an yayınımızda sayın savcımız da ya da işte neyse konuyu yürüten, soruşturan hı, emniyet yetkilileri de izliyorlardır. Evet. Yani bu öyle küçücük bir olay değil yani. Biz 3 yaşında bir bebeğin ölümünden bahsediyoruz. Tabii ki ülkece bu konuya odaklandık. Az sonra Recep savcının karşısına çıkacak. Sizin kızınıza da aynı benim sorduğum sorular sorulacak. Kızım niye sustun o zaman? Böyle bir olay gördün, niye sustun? Niye Almanya'ya gittin? Niye o, niye bu? Size anlatmıştır. Siz de bir anne olarak sormuşsunuzdur kızınıza. Kızım niye böyle yaptın diye. Gerçi ben bu hikayeyi bir kere daha yaşadım. Daha yeni yaşadım işte. Yani söylesenize. Hayır Lina değil ya. Aşkım aşkım. Şiarda yaşadım. Şiarda yaşadım. Aşkım aşkım var diyor şişman kadınlar. Aha bunlar. Ben çocuğunu yaktı. Onun aşkı yaşadım için çocuğun bak, evin içinde yaktı. Bak ben o kadar emindim ki biliyorsunuz aradan bir yaz geçti yani. Bu mesela bana sorsalar hani seni en çok etkileyen olaylardan biri. Yani en çok katkı sağladığımı düşündüğüm konu budur. Bunlardan biridir yani. Recep için. Yani burada yasa girdi. Hamile Gülizar'da da Adli Tıp Kurumu raporunun da biraz da farklı yorumlanmasından dolayı bunlar serbestler hala. Ama inanmadım. Ben o kadar emindim ki onların böyle o hani o yangın meselesi çok orada kafaları evet, karıştırmıştı. O kadar emindim ki fakat biz burada hepimiz gördük işte sizler de şahitsiniz. Aşkım 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 aşkım. Biliyor çocuğunu adamın öldürdüğünü biliyor. Hala da aşkım 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 ama sonra bizim yayınımıza geldiğinde Gülizar dedi ki hani ben o zaman kendi yani ruh halim de normal değildi. Şimdi geldiğim noktada kendi yaptıklarıma da inanamıyorum. Ama hani bir yerde dedi biliyorsunuz bayağı bir değiştirmiştik halini tavrını bir 4-5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pişmanım demişti. Nasıl onları da yaptım bilmiyorum korktum demişti. Öyle dedi kadın korktum baskı altındaydım konuşamıyordum. İşte bu ben bu hikayeyi daha evvel gördüğüm için. Şimdi Melisa. Ben size bu arada Sari Asya ile ilgili yürütülecek süreçten bahsedeyim. Ben aslında Melisa bunları senin anlatmanı tavsiye ediyorum da. Şimdi eve Jugendamt öyle mi? Evet. Gençlik dairesi. Şimdi bu Jugendamt ihmal edilen, istismara uğrayan çocuklar ve ergenlerle ilgilenip ailelerine danışmanlık yapan bir bölüm. Çocuğun ihmali ve istismar söz konusu olduğunda çocuğu aileden alma yetkisi bulunuyor bu kurumun. Zaten Melisa'nın babasının ve Doğukan'ın da en büyük endişesi bu olaylardan sonra bunu Alman yetkililer de öğrenecekler ve küçük çocuk alınacak. Çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Oraya gitmesin biz alalımdı. En büyük endişeleri, evet, ısrarları buydu. Şimdi görüşme yaptığımız kurumun bir Türk yetkilisi var. İki kişilik bir ekip. Dün Melisa'nın şu an annesinin yanında yaşıyor. Anneannesinin evine gitti. Önümüzdeki günlerde Melisa'nın ikamet adresi yine gençlik dairesi yani Jugendamt yetkilileri tarafından kontrol edilecek. Sonra yetkililer bir araya gelecekler ve küçük Sari Asya'nın geleceğiyle ilgili bir karar alacaklarmış. Yani şu anda anneannenin evine gittiler. Daha sonra Melisa'nın yaşadığı eve gidecekler çocuklarıyla. Ondan sonra oturup bir heyet karar verecekmiş küçük Sari'nin geleceğiyle ilgili. Yani acaba annenin yanında kalması doğru mu değil mi? Tabii ki buradaki Türk yetkililerinin cinayet büronunun yapacağı çalışmalar ve oradaki gelişmelerde bu kararda etkili olacak. Melisa'nın da tabii biraz kendisini bu anlamda bir silkelemesi gerekiyor mu diyeyim? Ne diyeyim artık? Evet. Ya silkelese de kendini aşağıda atsa gene konuşmaz. O anne başında olduğu sürece
Konuşmayacak da ben gerçekten biliyorum. Gerçekten Doğukan'a bu konuda katılıyorum. Anlattıkları gerçekse ve bu gerçeği sakladığı sürece Melisa, dolayısıyla öbür kızını kaybetme riski de daha da büyüyor. Evet, evet, tabii çünkü, evet doğru. Çünkü o makamlar annenin gerçekten bir kız çocuğunu, bir evladı, kız ya da erkek fark etmez, bir evladı koruyabilecek durumda olup olmadığını, hem fiziksel hem psikolojik olarak buna yeterliliğine bakıyorlar. Ya birinci çocuğunu kurtaramıyorsa yani ve ikinci çocuğu hiç koruyamaz diye düşünülüyor. Evet, aynı aslında Türkiye'deki gibi. Bu arada Melisa şöyle bir açıklamada bulunmuş. Bu işte Çocuk Esirgeme Kurumu yetkilileri yayına çıkmama izin vermiyor. Oysa biz oradaki Türk yetkililerle de konuştuk. Bizi hiç bağlamaz. Evet. Çıksın konuşsun. Yalan üstüne gerçekleri yalan söylüyorlar. Bu anlamda da yalan söylüyorsun Melisa. O zaman Melisa. Bunun dahili var. Melisa'nın dahili var. O zaman böyle yalan üstüne yalan atmaya devam ediyorsa demek ki sen bir katil annesin. Melisa kusura bakma, senin de parmağın var. Recep içine alıyor. Bunları gösteriyor. Bunları gösteriyor. Recep yakalandı diye. Utan. Meryem'in hangi köyde olduğunu bilmiyorsun sen. Parmağın var bu için içerisinde. Meryem'in cinayetini ortaya çıkar. Sen yaptın veya Recep Bey anne, yaptı. Ama tek tek konuşun hayatını. Saklıyorsa yardım ve yataklık yapıyordur. Yani bunun da suçu var. Annesinin de suçu var. Bütün bunlar. Yani kusura bakma Melisa, şu ana kadar ben inanmıyordum. Bu saatten sonra senin verdiğin sözlere güveniyordum ama hiçbir şekilde inanmıyorum. Senin de parmağın var. Melisa, sana buradan sesleniyorum, bak izliyorsun orada. Kesin gene dudağınla oynayaraktan izliyordur. Ya bir çık da bir konuş ya, rezil olduk biz burada ya. Senin çocuğun ölmüş, hiç mi düşünmüyorsun sen ya? Ya Allah aşkına bir çık bir konuş ya, çık konuş, her şeyi bir doğruları söyle. Gel buraya dedik, gelmedin. Ya Gaziantep'e geliyorsun sevdiğin için ha. Sevdiğin mi artık nedir? TikTok mudur, MikTok mudur onun için? Ya neler ortaya atılmadı, neler var neler ya? Çocuğun için gelemeyecek. Çocuğun için gelemiyor ki. Çocuğun mezarı nerede olduğunu biliyor musun acaba? Mezarı nerede? Çocuğun kemikleri sızlıyor be. Gerçekten çocuğun mezarı nerede? Söylemeyeceğim burada. Gelmediği sürece. Hayır Gaziantep'te. Hayır Ankara'da. Hayır Gaziantep. Ankara'da. Ankara'da. Göremeyeceksin. Böyle yaptığın sürece. Ama gel, sana söz veriyorum, ben seni götüreceğim mezarına. Polis eşliğinde gel. Polis eşliğine beraber gideceğiz. Bir Fatiha oku bari çocuğunun mezarına. Bu kadar mı annesin sen ya? Ya canı bile bundan tatlı olamaz ya. Çocuğun senin, çocuğun. Evet. Melisa Ünal, Meryem'i sizin öldürdüğünüzü söylüyor, doğru mu? Hayır, yalan söylüyor. Kim öldürdü Melisa'yı? Ben suçlu olsam ben cumartesi savcılıkta serbest kaldığımda kaçar giderdim. Peki, madem doğruyu söylüyordunuz, neden bu zamana kadar kaçtınız? Ben savcılığa gereken bilgiyi verdim zaten. Melisa, ben kendim suçluyum, Meryem'i de ben öldürdüm diye mesajı var, savcılıkta bu mesajı var. Peki Melisa neden böyle anlatıyor? Melisa! Dur! Melisa nasıl öldürmüş Vuslat? Neden böyle anlatıyor? Bilmiyorum, Vuslat. Suçu üstümden atmaya çalışıyorum. Peki Melisa'yı nasıl öldürdün? Melisa nasıl öldürdü Meryem'i? Tekrar sor Vuslat. Mesaj Recep atmışlar. Şu anda Doğukan stüdyomuzda, Meryem'in babası, ne söyleyeceksin bununla ilgili? Yüzsüz bir şey söylüyorum. Arkadaşlar. Madem doğruyu söylüyordun bu zamana kadar, neden Almanya'ya kaçma planları yaptın? Vuslat, bir mesajı var elimde diyor. O mesaj ne zaman gelmiş? Mesajı sor. Hadi. Mesaj ne zaman geldi? Melisa Almanya'ya gittikten sonra. Melisa Almanya'ya gittikten sonra, doğru mu? Evet. Ne yazmış? Tam sor. Ne yazdı mesajında? Mesajında ne yazıyordu? Mesajında ne yazıyordu? Ben suçluyum, Meyrem'i ben öldürdüm diye. Ne yazıyordu? Bir daha söyler misin? Ben suçluyum, Meyrem'i ben öldürdüm diye. Allah cezanı verecek senin ya. Allah cezanı verecek. Suçlu anne, suçlu kadın. Ya çıksanıza ortaya ya. Çıksanıza ya. Buradan Adalet Bakanı'ma yalvarıyorum. Lütfen ya, olaya daha fazlasıyla ilatın. Funda Cankurt azmettirici olabilir ya. Saklıyor şu anda, bağlanmasını istemiyor. Ne olursunuz ya. Cumhurbaşkanım, size de yalvarıyorum. Annem size dilekçe verdi. Ne olur ya. Ben bir acılı babayım. Benim Meryem'im, küçük kızım, 3 yaşındaki bir bebek öldü ya. Sözlerini dinleyeceğim bir daha. Lütfen ya, lütfen sizlere yalvarıyorum. Aa.
Adalet Bakanım yahu, varıyorum size. Gerekirse gelir kapınıza da yatarım sizin. Ya daha ne istiyorsun işte? Adalet Bakanı, Melisa Cumhurbaşkanı ne yapsın? Bırak. Melisa aldırılsın, annesi aldırılsın. Bütün görevliler yerine getiriyorlar görevlerini zaten. Ama çok önemli bir şey söyledi. Ahmet, oraya getirir misin? Recep Aldemir, Melisa'nın sevgilisi, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden Cinayet Büro Amirliği'nin eşliğinde Gaziantep Adliyesi'ne sevk edilirken muhabir arkadaşımıza dedi ki, savcıya da verdim. Melisa'nın ben öldürdüm diye bana attığı bir mesaj var dedi. Orayı bir izleyelim. Madem doğruyu söylüyordun bu zamana kadar, neden Almanya'ya kaçma planları yaptın? Recep, neden konuşmuyorsun? Başı. Ya niye siz izlediğinizi unutuyorsunuz ya? Hepiniz kaç yaşındasınız orada ya? Çocuğum biraz B12 falan alın. O onu atıyor. Aşkım olayına döndü resmen ya. O diyor o öldürdü, sen öldürdün. O öldürdü. Müge Hanım bari bunun hakkında da söyleyin de bari. O da bir şey olsun. Video yapmışlar ya size aşkım diye. Onu da yapsınım. Sen öldürdün. Ya böyle bir şey var. Çıkın kardeşim ya. Çıkın da söyleyin ya. Ben onu şarkı olsun diye yapmıyorum. Söylediklerimi yapıyorlar. Ben ne yok yani yapmışlar. Her gün Melisa'nın sayesinde şey o da olmuş. Her gün yeni bir şey duyuyoruz. Evet, alalım ya Ahmet. Şey. Evet, bulun orayı. Kulaklarımız bu kadar ya oldu. Zaten toplam bir dakika. Gerçekten mi Gav Hanım? Kulaklarımız. Hadi en, tamam. Melisa, ben kendim suçluyum. Meyrem'i de ben öldürdüm diye mesajı var. Savcılıkta bu mesajı var. Peki Melisa neden böyle anlatıyor? Bilmiyoruz. Savcığa da evet, mesajını verdim diyor. Bir daha al. Melisa, sen de buna cevap ver. Böyle bir mesaj attın mı Recep'e? Muhabir arkadaşınız... Melisa, ben kendim suçluyum. Meyrem'i de ben öldürdüm diye mesajı var. Savcılıkta bu mesajı var. Peki Melisa neden böyle anlatıyor? Bilmiyorum. Savcılıkta da bu mesaj yani var. Vermiş. Yani bu mesajı ben de savcıya ilettim diyor. Evet. Demek ki savcı bey de bunu beyan. Savcı şu anda gidiyor savcıya. Yani emniyete vermiş bu mesajı demek ki. Ama yani dosyaya şimdi intikal etmiş. Müge Hanım işte, şöyle de olabilir. Daha yeni gidiyor evet. Rahmi Melisa'nın, Bey savcıya. Melisa'nın telefonunu sürekli kullanıyor bu adam. Bir saniye efendim, bir saniye. He? Cevap vermek istemiyormuş Melisa. Melisa neyin cevabını? Şimdi yanımızda ya arkadaşlarımızla Almanya temsilcimiz. Cevap vermek istemiyor mu diyormuş. Cevap verilmeyecek bir şey değil ki. Hayır, bu mesaj konusunda açıklama getirmesi lazım Melisa Hanım'ın. Şu kadın. Hı? Melisa Hanım'ın bu mesaj konusunda açıklama getirmesi lazım. Çünkü evet, olayın en önemli mihenk noktası. Bu mesaj gerçekten Melisa tarafından mı gönderildi? Gerçekten bir itiraf mıdır? Yoksa Recep tarafından yapılan bir oyun mudur? Yani bunun ortaya çıkması Melisa'yı aklar veya Melisa'yı baklar. İkisinden birisi. Melisa, attın mı böyle bir mesaj? Efendim? Dur şimdi, oturuyormuş. Melisa canlı yayına katılacakmış. Bir daha biz bir izleyelim Recep'in söylediklerini. İşte olsa ben cumartesi savcılıkta serbest kaldığımda kaçar giderdim. Peki madem doğruyu söylüyordunuz, neden bu zamana kadar kaçtınız? Ben savcılığa gereken bilgiyi verdim zaten. Melisa, ben kendim suçluyum. Meyrem'i de ben öldürdüm diye mesajı var. Savcılıkta bu mesajı var. Peki Melisa neden böyle anlatıyor? Bilmiyorum. Vay vay, evet. Evet, yani gerçekten... Ne babalar yatıyor yavrum, sen kafanı yorma. Ne babalar yatıyor? Sen rahat yatıp orada yemek yiyip içeceksin mi sen, ne diyor? Sen ya ne diyorsun ya, saçma sapan? O da yatacak. Saçma sapan şeyler konuşmayın benim programımda. Ben her şeyde böyle herkesin her abuk subukluğuna cevap verecek de cevabım da yok. Suçlusa suçlu çekecek. Bizim yüreği yaralı bir babayım ben. Tamam ya, yüreğin yaralı da biz de burada kanadı kırılmış mı yapıyoruz? Herkes, ay, benim de yüreğim yaralı. İyi o zaman hepimiz yaralarımızda böyle abuk subuk konuşamayız. Duvar arasında o rahat uyumayacak. Tamam, ona bakarız ona o zaman. Bir girsin bir dört duvarın arasında birisi de uyur uyumaz. Ona Meryem göre bakarız rahat ya edecek. Meryem rahat uyuyacak. Gün yüzüne çıktığı zaman. Evet ya, gerçekten insan da bir yakınının kanının böyle yerde kalmasını istemiyor. İstemez. Yani hakikaten evet, o zaman rahat uyuyacağına evet inanıyor. Orada çok haklısınız Zekir Hanım, ben de size inanıyorum. Evet, bu arada Melisa canlı yayına bağlanıyormuş. Muhabirimiz İbrahim Taş da yanında. Ne geliyor ne canlı yayına bağlanıyor. Yok, bağlanıyormuş. Şimdi bağlanıyor. Ne oldu? Tamam, göreyim ben ekranda. Deliler. Ha şimdi koltukta oturuyordu, kalktı mı? Kızım, çocuk oyuncağı mı bu? Senin çocuğunun katiliyle ilgileniyoruz biz sanki.
komşunun çocuğuyla ilgilenmiyoruz ki. Senin çocuğun işte. Adam da diyor ki bana mesaj attı. Attın mı o mesajı, atmadın mı? Bak savcılığa gidiyor şimdi. O mesajı vermiş. O mesaj senin telefondan gitti mi gitmedi mi? Almanya'ya gittikten sonra attı bana o mesajı diyor bir de. Evet. Şimdi o mesaj Almanya'dan gittikten sonra mı atıldı burada mı? O da ayrıca tespit edilir de siber tarafından. Evet tabii. Eğer buradayken atılan Melisa, bir mesaj, Melisa sesimi duyuyorsan katıl bu yayına Melisa lütfen. Bir takım durumlar çıkabilir. Bu mesaj söylemek Almanya'ya mi gitmeden önce atılmışsa Recep tarafından da Melisa'nın telefonundan kullanılarak atılan bir mesaj olabilir. Melisa günaydın. Bütün bunları açıklığa kavuşturacak günaydın olan Melisa. Günaydın abla. Günaydın, gel burada koltuğu görüyoruz, sen yoksun, gel otur şuraya. Abla adalet yerini bulsun, adalet yerini bulsun, üstüme iftira atılmasın. Tamam gel bak. Bugün ne kadar benim babamı benim arkamda tutuştur sırtta durdu. Bugün ne kadar sultansın. Ben bu aile hiçbir sebep sultanın yüzünden adalet yerine bulundum. Tamam da ben şu an senin dediğin hiçbir şeyi anlamıyorum. Yalandan ağlıyor. Nefesli cezasını çeksin. Yalan yanlış iftiralar atmasın. Melisa. İftirayı Melisa, bir sakin olur musun? Bir sakin ol. Sen Recep'in ne dediğini duydun mu? Evet duydum. Tamam gel şuraya koltuğa bir otur bak. Şu an o savcılığa ifade vermeye gidiyor. Bu mesajı anlat. Bu mesajı anlat ki savcının da haberi olsun ne olduğundan. Eğer... Yok ki abla. He? Öyle bir mesaj yok ki abla. Ben zaten telefon kullanmıyorum. Adaletin yerini bulması için koltuğa oturman lazım yalnız. O gel bir otur kızım gel. Gel otur bir anlat. Bak şimdi savcıya gidip ben bu mesajı veriyorum diyor. Telefonla ilgili nereden ne mesaj var anlatsana. Sen öyle bir mesaj yazdın mı Melisa? Abla mesajdan bir şeyden haberim yok. Melisa öyle bir mesaj yazdın mı diyorum sana. Hayır öyle bir mesaj yok. Hangi bir anne evladının canına kıyabilir ya? Hangi bir anne evladının ölümüne gidebilir ya? Tamam gel o zaman anlat işte. İstemiyorum çok. Melisa, savcının karşısına çıkacak az sonra. Gel gerçeği anlat. Ben sana inanıyorum. Kameranın karşısına geçip konuşur musun Melisa? Ben sana inanıyorum. Gel kendini sakince savun. Kameranın karşısına çık lütfen. Melisa, bu mesaj, Melisa bu mesaj siz Almanya'ya gitmeden önce mi telefonuna gelmişti? Onun tarihine ve saatine bak. Dur. Allah rızası için bu savcılığa sesleniyorum. Adalet yerini tamam, bulsun. Cezasını çekti. Benim kanı yerde kalmayacak. Benim kanı yerde kalmayacak. Dur. Bir dakika durun ya, kız da bir konuşsun. Sakinleş lütfen. Ben de bir saniye. Melisa'ya bir bardak su verir misiniz oradan? Melisa çok... Melisa. Melisa bu çok doğal. İkiniz sonuçta şimdi sen onu suçluyorsun, o da seni suçluyor. Ama... Senin suçlamalarına karşı senin ona bir mesaj attığını iddia ediyor. Kızımı öldürdüm diye. Bize yardım et Melisa, lütfen bize yardım et. Kendine de yardım et. Eğer böyle bir mesajı... Bak eğer böyle bir mesajı savcıya gönderirse, gösterirse savcı da onu serbest bırakır tabii. Ne oldu bu mesajla ilgili olay ne? Bir anlatıver. Efendim abla. Telefon bende ben. Bak o mesela bir mesaj gösterdiğini söylüyor ya. Emniyete bir mesaj göstermiş. Anladığım kadarıyla. Senin kızımı ben öldürdüm diye ona mesaj attığını ben göstermiş. Şimdi savcıya da gösterecek. Heh, öyle bir şey kesinlikle yok. Abla hangi bir anne evladının canına kıyabilir? Hangi bir anne kurban olayım diye adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Melisa, peki, madem... Peki senin... Otopsi denilen bir dur, şey var. Otopsi yapılmadı mı bu çocuğa? Belli dur. Olmuyor mu otopside?
Peki Melisa, senin telefonun onda mıydı? Ben Almanya'dayım. Telefonum evde kullanmıyorum zaten. Ben hastanede yattım 1,5 hafta. Ben hastanede yattığımda bile telefon kullanmadım. Tamam, sen Almanya'ya gittikten sonra senden bir mesaj geldiğini iddia ettiği için ben de soruyorum, herhangi bir şekilde ya. Numarası... Ama o mesajı göstermiş. Kesinlikle yalan. Peki nasıl yani, kimden gidebilir o telefon numarasından, senin telefonundan ya da Almanya'dan? Ben hiçbir şekilde mesaj göndermedim, yollamadım da. Ha, şöyle bir şey var, bilgisayarlardan da gidiyor ya bir şekilde. Onu bir kere işlemiştik programda, o nedenle soruyorum. Bak, sen ağlamadan gelmedin buraya, hata ya ediyorsun. Çıksın ortaya, siz tespit edin. Bak, tespit edin. Mesajlara tespit edin, telefon konuşmalarına tespit edin, numaralara varana kadar tespit edin. Melisa, tamam. Yardımcı olmazsan ortaya çıkmaz ki. Müge Hanım da onu söylüyor. Yardımcı ol, bir an önce çıksın. Meryem de bak, bir şey yapamadın Meryem için. Meryem için bir şey yapabilirsin. Ya bir an önce çıksın. Meryem mezarında rahat yatsın sayende. Rahat yatsın. Rahat yatmıyor benim kızım. Kemikleri sızlıyor. Tamam, şimdi konumuz o değil. Konumuz şu. Şu andaki konumuz şu. Recep bak, dün... Beni dinliyor musun? Beni dinliyor musun? Bak Recep, dün senin açıklamalarından sonra asayiş şube tarafından alındı, bulundu, emniyete götürüldü. Dün geceyi gözaltında geçirdi. Evet. Ve o da bir takım mesajlar sunduğunu söylüyor. Az sonra da savcının huzuruna çıkacak. Eğer senin o gönderdiğini söylediğin mesajları gösterirse savcı gene onu serbest bırakabilir. O yüzden soruyorum. Mesaj attıysanız aranızda nasıl bir konuşma geçti? Nasıl bir mesajdan bahsediyor? Kesinlikle abla, kesinlikle. Bak, burayı tekrar söylüyorum. Telefon numarası, WhatsApp olsun, tespit edilsin. Mesajlar hepsi varana kadar tespit edilsin. Atmadım öyle bir mesaj. Sizden diyorsun. Tek ricam bu. Ben öyle bir mesaj atmadım. Hay Allah. Ya. Senin telefonun evde rastgele bulunuyor muydu? Yani Recep senin telefonun üzerinden kendisine böyle bir mesaj yazmış olabilir mi? Melisa Hanım. Ben Almanya'dayım, telefonum bende. Hayır, eğer mesajın tarihi Almanya'dan. Almanya tarihinden mi? Almanya gittikten sonra dedi ya şimdi Recep hayat. Sonra. Sorduk zaman, ne zaman diye Almanya'dan sonra dedi. Yani. O zaman eğer senin telefonundan gitmişse diyecek bir şey yok. Ama bilgisayar üzerinden gitmişse o ayrı konu. Zaten bak Melisa, biraz sakinlediysen ne dediğini dinle bir daha. Melisa, ben kendim suçluyum, Meyrem'i de ben öldürdüm diye mesajı var, savcılıkta bu mesajı var. Peki Melisa neden böyle anlatıyor? Bilmiyorum. Neden böyle anlatıyor? Bilmiyorum. Suçu üstümden atmaya çalışıyor. Peki Melisa'yı nasıl öldürdün? Melisa nasıl öldürdü Meryem'i? Buna cevap yok. Esas vermesi gereken cevap da evet. Bu aslında. Evet. Çünkü görmüş olması lazım. En azından duyduğunu ifade etmişti. Bak tam etmişti. Kelimeyi söylüyor mesajda. Ahmet, orayı baştan al. Orayı eğer şey yapan mimlerseniz hep oradan şey yapabilirsiniz. Oradan başlatabilirsiniz. Evet. Melisa, ben kendim suçluyum, Meyrem'i de ben öldürdüm diye mesajı var, savcılıkta bu mesajı var. Peki Melisa... Ben kendim suçluyum, Meryem'i de ben öldürdüm diye mesajı var bana diyor. Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Koruduğun adam. Melisa, senin koruduğun adamı niye koruyorsun, niye çıkıp gelmiyorsun? Senin üstüne iftira atıyor. Ya onun gelip gelmemesi de değil sanırım. Anne, ben korumuyorum. Evet. Ben kimseyi korumuyorum. Bak, adalet yerine bozun. Gel ceza o zaman Melisa. Çık gel, sen beni biliyorsun. Ben sana nasıldım? Sen beni biliyorsun. 4 yıl ben sana annelik yaptım. Ben sana söz verdim, arkanda duracağım dedin. Baban cezaevinde seninle yatarım dedi. Ama sen böyle yaptıkça yardımcı olamazsın ki. Dünyada bak, bir dünyada tek bizim konumuz gel. Yok. Dünyada çoğu insanın konusu var. Böyle konular çözülsün. Biz burada daha fazla durmayalım. Meryem rahat yatsın. Anladım.
Bir an önce her şey aydınlığa kavuşsun. Türk kartı nerede? Türk kartımı bilmiyorum. Melisa. Melisa. Bu Alman kartı. O da benim kartımı verdim sana. Bak annem bir şeyler anlatıyor bak. Bundan anlatın onları işte. Kartımı bakmaya çalışıyor. Türk kartım yok diye onu söylüyor. Türk kartın nerede? Nerede? Cüzdanıma bakmaya şu an Türk kartım yok. Türk kartından da yazmış olabilir mi? Türk kartını Gaziantep'te mi bıraktın? Türk'ün orası nerede? Ben onu size söyleyeyim. Kim? Sen. Türk telefon kartını Gaziantep... Savcılıktan haberi bekliyorum. Ondan bahsetmiyorum. Türk kartını Gaziantep'te mi bıraktın? Türkiye'de mi bırakmıştın? Bilmiyorum. Şu anda cüzdanım annem baktı. Türk kartım yok. İşte bak çok önemli. İşte bunları önemli. Anlatın diyorum işte ben de. İşte birazdan... Melisa burada... Evet, bu arada bu telefon numarası ile ilgili çok sayıda mesaj aldım. Onu reklam arasında halletmeye çalışıyor. Almanya'da olursa Almanca mı cevap verir kapanınca falan filan. Hayır, Türkçe cevap veriyor. Alman yani Türk hattı bu. Yani oradan o bir şey çıkmıyor, onu söyleyeyim. Sadece bu telefonun tabii açılması, çalması ve kapanması mevzusu son derece önemli. Bu arada Melisa Recep'in kendisine attığı mesajlardan örnekler gösterdi. Ama dediği şekilde bir şey gelmiyor. Mesela Recep'in ona attığı bir tane, Recep Almanya'ya gittiği zaman ona bir tane Melisa ile ilgili bir video yapmış, göndermiş. Sen ne zaman sevdiklerimi kaybettiğin zaman öldüm. Ben sevdiklerimi kaybettim. Ben işte o zaman öldüm ben. Yani bu videoyu Recep yapıp Melisa'ya göndermiş ya, Türkiye'den. Nasıl böyle yapabilir? Arkadaşlar yazın altına. Yani bunu bir daha verin. Bunu Recep yapmış, göndermiş. Ben bu işte hiçbir şey anlamadım. Allah hem Allah. Hem yani öldürmüş az önce dün Melisa'nın anlattığı gibi hem bu videoyu yapıyor, annesine gönderiyor. Bir daha bir verir misin baştan Ahmet? İnsan ne zaman ölür biliyor musun? Sevdiklerini kaybettiğin zaman ölür. Ben sevdiklerimi kaybettim. Ben işte o zaman öldüm ben. Kim demiş ki derman tabipten gelir? Ayakta yürüyen hasta gibi. İnsan ne zaman ölür? Olabilir böyle. Şimdi bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Evet. Ben Allah de gerçekten. Allah. Melisa da Recep'in katil olduğunu Allah biliyorsa Allah. Böyle evet. Bir video geldiğinde nasıl oluyor da tepkisiz oluyor? Buna bir yanıt vermiyor. Bu dalga mı? Hem çocuğumu öldürdün hem bana niye böyle bir şey yolluyorsun? Anlıyorum. Demiyor. Yani çok çok tuhaf. Bir de bir yazışma göndermiş. Yani bunu Melisa gönderdiği için. Arkadaşlar onu da verin. Melisa yeşil olanlar. Gittim o da Ahmetlere. Melisa'nın yazdıkları yeşil olanlar. Gitmedi mi mesaj? Allah belanı versin. Bir dakika ya. Evet o. Ekrana verin. Evet. Yeşil olanlar Melisa elini yüzünü yıka diyor. Gece gündüz kızım bana gel baba diyor Recep. Evet. Recep aşkım. Sonra Recep diyor ki beni al yanına diyor. Ben Meryem'i çok özledim. Melisa diyor ki Meryem senin kalbinde. Recep diyor ki kalksın yine baba desin. Melisa da diyor ki o bizim kalbimizde. İkiniz öldürdünüz ya. İkiniz öldürdünüz. Burada da belli ya. Bir insan Recep öldürdüyse o zaman niye bu mesaj ne kalbinde senin? Katil kadın. Kalbimiz ikimizin kalbinde. Allah cezanı verecek senin. Mesajlara bak cani anne. Türkiye'nin cani annesi olaraktan kutlandın ya. Sen bunu yapmamış olsaydın buraya gelirdin. Ben inanıyorum ki ikiniz komple yaparak bu çocuğu öldürdünüz. Ya o... Başka sevgililere de Sare'ye öldürtürürsün sen. Evet bu mesaja bak. Az önce Recep öldürdüyse bu mesaj ne? 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 Recep o bizim kalbimizde. Diyor. O ne güzel Meryem'i öldürdük kalbimizde. Sare'ye öldürüyoruz kalbimizde. Böyle bir şey mi var?
Sıra Sare'de mi? Ver Sare'yi o zaman, ben başına bir şey getireyim. Aşkım kalbimizde. Ayıp size ya. Utanmaz, ayıp, utanmaz, ağırlanmazlar. Funda utan biraz ya, şu mesajdan utan. Ayıp ya. Hani Recep ayıp öldürmüştü. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şu hala boş koltuk duruyor orada galiba canlı yayında da. Kızı ölmüş şimdi, aşk mesajı bak, Melisa. Kızını sen öldürmüş. Sen bu mesajın Meryem'in ölümünün ardından gönderildiğini söyleyerek gönderiyorsun. Kocam diye kaydetmişsin. Mesajı kafam verin arkadaşlar. Ya. Kocam diye kaydetmişsin. Yanında kalp işareti var. Ahmet'ciğim başını gösterir misin? Şimdi kocam diye kaydetmişsin. Recep de diyor ki gece gündüz kızım bana gel baba diyor. Yeah. Beni al yanına diyor. Ben Meryem'i çok özledim. Kalksın yine baba desin. Sen de diyorsun ki Recep aşkım, Meryem senin kalbinde, o bizim kalbimizde. Allah Allah. Şimdi gerçekten bu ne perhiz, bu ne lanet. Meryem ekran görüyor. Birlikte yaptılar bunu. Allah Allah. Birlikte yaptılar. Ne yaptılarsa yani bu, birlikte yaptılar. Bir an önceki düşüncelerimizle şu mesajlar üzerine düşüncelerimiz ister istemez değişiyor. Kayıp o kadar kolay. Yani her an değişiklik gösteren bir olaylar akışı. Şu mesajları dinledikten sonra Melisa hakkında sesten alalım, yani masumane bir düşünce yapıp düşünemezsin. Hayır, ben şunu anlamadım. Dün Melisa hepimizi çok, ben çok etkilendim Melisa'nın anlattıklarından. Bir an önce. Şimdi sen çocuğunun bırak ölümünü, bir de istismara uğradığını düşünüyorsun. Evet. Gördüğün zaman evet, o adamın kucağında. Evet. Evet. Sonrasında hala onu kocam deyip kalple kaydediyorsun. Hani oraya gerizekalı, Allah cezanı versin falan diye kaydedersin herhalde. Aynen öyle. Yani. Allah'ın belanı. Ya belki konuşmazsın seni da zaten. Neler yazarsın. O engellersin falan, hala aşkım. Ben Meryem'i çok özledim diyecek Recep. O da Meryem senin kalbinde, Meryem bizim kalbimizde diye yazacak. Kalkıp da bu tür Meryem'i öldüren kişiye nasıl böyle bir hitapta bulunabilirsin? Nasıl böyle bir mesaj yazabilirsin? Siz sadece Allah kendi kulak ettiniz ortalığı ya. Aklı, mantığı, düşüncesi. Yani ne olayların akışına uyuyor, ne eşyanın tabiatına uyuyor, ne insanlığın yaşamına uyuyor. Hiçbirine uymuyor kardeşim. Anladım ki ikisi de şizofren Müge Hanım. Melisa. Neyse hiç öyle. Benim annem ismini katmayın lütfen. Yavrusunu kaybettiğinde benim annem aklını kaybetti. Elbiselerini ya parçalıyordu. Benim abim öldü. Tamam neyse hayatım, ne olursun herkesin şeyini. Buradan Adalet Bakanı'na bir sefer daha sesleniyorum. Mesajlar ortada işte, ikisi yapmıştır. Sayın Bakanım bunlar dikkate alınsın lütfen. Bir an önce getirin. Bir an önce Interpol'dür, kırmızı bültendir, yeşil bültendir. Ne olursunuz ya, ne olursunuz. Başka sesim. Meryem ölmesin, Sarem öldürmesin bu cani kadını lütfen. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ben mahvoldum burada, biz ya, mahvolduk. Herkes, tüm Türkiye mahvoldu. Çok üzülüyorlar. Bir an önce adalet yerini bulsun lütfen. Bu sizin adaletinize güveniyorum. Türkiye'de bir telefon numarası daha varmış. O da şu an kapalı görünüyor. Ben tabii Recep'in az önce iddia ettiği mesajların hangi numarayla, hangi numaradan Recep'e gönderildiğini bilemiyorum şu anda. Yani o emniyet yetkililerinin elindedir. Biz öyle bir bilgiye sahip değiliz ama iki ayrı numara var. İki ayrı Türk hattı var. Ve Recep de çok açık bir şekilde bana Melisa mesaj gönderdi diyor. Evet. Allah Allah. Bu yazışmaları Allah gördükten sonra evet, ne düşüneceğini şaşırıyorsun. Bu saatten sonra da gelmesin yani, zaten. Karma karışık olacak. Hiç gelmesin buraya Melisa. Düşünceler. Ve günlerdir küçücük bebeğimizin, teşekkür ediyorum, günlerdir küçücük bebeğimizin Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümünü konuşuyorduk. Annesi ve sevgilisi. Cinayet itirafları, daha doğrusu cinayet iddiaları havada uçuştu. Sevgili anne öldürdü dedi, annesi sevgilim öldürdü dedi. Ve beklenen sonu açıklayayım. Dün biliyorsunuz Gaziantep Adliyesi'ne bırakmıştık konuyu. Sevgili Recep Aldemir, annesinin sevgilisi Recep Aldemir, savcı huzurunda verdiği ifadenin hemen ardından kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanması talep edildi. Mahkeme karşısına çıktı, hakim karşısına ifade verdi ve çıkarıldığı mahkemece nitelikli şekilde kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Şu anda Gaziantep E tipi kapalı cezaevi infaz kurulunda. Hükümler olsun ya
Rabbim ayaklarına kurban olayım seni. Ayaklarına kurban olayım. Çocuğumuzu tam yerine yapmadım canım. Çok teşekkür ederim. Size sarılmak istiyorum. Allah sizden razı olsun canım. Hiçbir çocuğun kanı yerinde kalmadı. Bizim çocuğumuzun kanını da yerde bırakmadın. Allah senden razı olsun. Bütün bize destekleyen bütün herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok çok Gazi çok Antep mutluyum şu an. Çok mutluyum. Bir cani yakalandı. Bir katil yakalandı. Çocuklarımız ölmesin. Bebeklerimiz ölmesin. Kendi zevklerine, kendi haşna fişnelerine uğruna çocuklarımız ölmesin. Çok şükür. Of yani gerçekten şükür ve ben sizi de tebrik ediyorum. Allah belki ilk başta olsun. Geldiğinizde ailenin tepkileri garipsenmiş olabilir. Bana Doğukan anlattı, beni eleştirenler oldu dedi. Aynı şekilde annesi, teyzesi falan da. Ama tüm şüphelerinizde haklı çıktınız. İyi ki geldiniz, iyi ki buradaydınız. Bir babanın şüphesi yani yanılmaz, benim içime doğuyordu. Yani biliyordum yani, adım gibi biliyordum. Bu çocuk normal ölmedi. Adalet yerini de buldu. İnanıyorum ki Melisa için de ve ailesi koruyanlar için de adalet yerini bulacak. İnşallah Melisa için de bulacak. Melisa gör. Gör. Allah'ın adaleti var. Senin için de bulacak o adalet yerini. Meryem rahat uyuyacak. Artık ben de bir uyku yüzü göreceğim. İnşallah. Daha bitmiş değil. Daha uykularım gene bitmedi. Senin için. Sen de o kelepçelerle gördüğüm zaman o zaman uyuyabileceğim. O zaman kafamı yastığa koyacağım. Bir hafta boyunca uyuyacağım. Beraber yaptılar çünkü. Yani. Otopsi raporu çıktı. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim ama Adli Tıp Kurumu raporu çıktığında ben bir daha Recep'in gün yüzü görebileceğini düşünmüyorum. Ay Müge Hanım. Öyle söyleyeyim. Benim inancım o yönde. Ama mesela Recep bize anlattığından da farklı şeyler anlatmış polisteki ifadesinde. Savcılıktaki ifadesinde bambaşka şeyler anlatmış. Ama anlattıkları onu kurtaramadı. Yolun sonu cezaevi. Geldin kızımın başını yedin. Müge Hanım benim bir o... Hakikaten çocuğun başı yendi. Evet. Kızımın başını yedin kızımın. Sana bir şey söyleyeceğim. Aynı lafım sana da. Senin de ne evine oturduğunuz eve başka kadın gelecek de TikTok'tan video çekeceksin de koyacaksın. Kusura bakma yapamazsın kardeş. Doğru. Benim gelen misafirim. Hayır, evliliğin kuralları vardır. O evliliğin kurallarına uyabilecek olan evlensin. Kurallarına uymazsan işte bak sonu bu. Sen de yedin o çocuğun başını. İkiniz de yediniz. Senin ne işi var evinde başka bir kadının video çekip TikTok'a koymak? Ne oldu TikTok'a koydunuz da? TikTok mudur nedir? Ne oldu? Müge Hanım bu geçen seneden olan bir şey. Geçen senesi, geçen senesi yok. Nasıl yok? Evliliğini bitiriyorsun. Bir kadının ya evlilikte bir kocanın ya da karısının midesi bulanmayacak kardeşim. Ben size hep ne diyorum? Belki söylediğim yanlış anlatıyor. Ha şöyle de diyeyim, incindiğin yerden incinirsin falan filan. Oraları tamam böyle güzel güzelken konuşalım. Ne incinirsin işte? Bak çocuk gitti. Gitti. Gitti Meryem. Ama ne şekil gitti. Aldatırsan aldatılırsın. O aldatılmanın da bu doğru diye söylemiyorum. Ama gerçek bu. O onu, sen onu yapıyorsun. O onu yapıyor. Olan çocuğa alıyor. Kardeşim olmayın ya, evlenmeyin. Evet, çok haklısınız. Yani kural mı var evlenecek herkes diye? Var mı? Bir kural var mı evleneceğiz diye? Ben hayatımı bu kadınla geçireceğim diye inandığın an evlen. Ben hayatımı bu adamla evleneceğim diye inandığın an evlen. Ha, karşı taraf bunu yapmadı mı? Hep aklında o olacak. Benim hep aklımda o vardır. Hayatta hep iki seçenek vardır adımını attığın zaman. Düş edebilirim, basa da bilirim. Düşersem ne yaparım, basarsam ne yaparım? Kocam bana onu mu yaptı? Ben ayakta durabiliyor muyum kardeşim? Ben orasına bakarım. Karım bana bunu yaptı. Ben ayakta durabiliyor muyum? Öyle evlenin ya. Bu da olan çoluk çocuğa oluyor. Olmaz. Artık gerçekten şurada program başladı. Bir ay oldu. İki tane bebek. İkisi de 3 yaşında. Nedir bu ya? Yani siz gideceksiniz de kadınlarla, kızlarla, adamlarla eğleneceksiniz diye bu çocuklara günah değil mi? 18 vallahi evlilik oynarken de böyle olmaz. Oynanmıyordu yani. Olmaz. 18 yaşında başladı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Hayatım tamamen buldu. Mi kapattınız? Evlilik olsun. Ben sana şöyle söyleyeyim Doğukan. Aslında ucuz atlatmışsın. Ben Recep'in verdiği ifadelerden anlıyorum ki... işte bu ölen kızına
tacizde bulunduğuna dair sana iftira atmaya hazırlanıyorlarmış. Oo. Yani ben Recep'in bu şekilde Melisa'yı zorladığını anlıyorum. Oo. Bu ifadelerden. Yani Melisa sana öyle bir şey söylemedi ama Recep anladığım kadarıyla Melisa'ya bu anlamda baskıda bulunuyormuş. Babası böyle Allah şeyler yapıyordu. Allah belanı versin dedi. Senin pislik kadın. Melisa hayır, Melisa da Recep Melisa'yı anladığım kadarıyla Melisa bu şekilde zorlamış ama Melisa bunu yapmadı. Evet, Melisa da şu anda kurtaracak. Telefon attığımızda. Melisa günaydın. Günaydın abla. Öncelikle sizden tüm ekiplerimizden her şey için teşekkür ediyorum. Adalet yerine bulduğu için. Adalet seni de bulacak. Dur bir dakika ya. Melisa evet, Recep cezaevine girdi. Verdiği ifadeleri okudum. Verdiği ifadelerde senin çocukları ayaklarından böyle yere sarkıttığından falan bahsetmiş. Ayrıca yine benim anladığım kadarıyla Doğukan kızına istismarda bulundu diye senin bir takım açıklamalar yapmanı istemiş. Bunlardan her şey beklenir. Doğukan kızına mı? Evet. Hayır, kesinlikle. Ya Recep'in bu şekilde Doğukan'ın üzerine atılacaktı sen eğer böyle bir şey söyleseydin olay. Ama aferin, en azından oralara girmemişsin, onu söylememişsin yani. Ne söyleyeceksin Melisa? Ben şu an zaten yayını izlemiyorum. Yayını başka bir şey izledim çünkü şu an bir randevum olduğu için. Ama tüm ekiplerinize ve sizden ve tüm Türkiye halkından çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben biliyorum her şey için teşekkür ediyorum. Ne teşekkür ediyorsun? Gelmişsin sanki burada sen rezil olmuşsun. Gelmişsin rezil olmuş gibi anlatıyorsun ha. Gelmiş kahraman anne mi oldun şimdi? Sen kendini nasıl haklı kahraman edeceksin? Anne misin? Geldin burada mı yattın? Rezil rüsva mı oldun bizim gibi? Çocuğun için ne? Gelmişsin koruyorsun bir de ya şey yapıyorsun diyor. Teşekkür ederim. Evet. Türkiye halkından. Türkiye halkının yüzüne nasıl sen teşekkür ediyorsun sen bakıyorsun musun? Utanmadan. Rezil kadın. Çocuğu öldür. Sonra da ki teşekkür ederim Türkiye halkına. Adalet senin için de gelecek. Adalet senin için de bulunacak. Az bir şey suçum varsa adalet benim için de olsun. Ben de gideyim o deliğe. Sare'yi kime öldürttüreceksin? Hangi sevgiliyi tutacaksın? Bir de teşekkür ediyor utanmadan. Sen 200 bu gidişle 40 tane Recep bulursun. Bir annesin 40 ya. Tane Recep. Rezil. Çünkü 200 euro lafı ne demek kadınsın daha teşekkür mü ediyorsun sen? Doğukan'dan sonra hangi Recep'i bulacaksın? Daha gelmiş Sare'yi teşekkür ederim, teşekkür gömeceksin? Ederim. Sen adaletli bir insan olsan buraya gelirsin. Öyle teşekkür etmekle olmaz. Sen de o deliğe gireceksin. Sen ikiniz yaptınız. Nasıl yaptınız acaba? Biz daha hiçbir şey bilmiyoruz. Daha onun açıklamasını bile söylemiyorsun. Nasıl yaptın, şey nasıl oldu? Hiçbir şey bilmiyoruz. Nasıl öldürdünüz? Bir de utanmadan miskin teşekkür ediyor ya. Ne yaptın? İşbirlikçi olarak üstünde deney mi yaptınız? Ne yaptınız? Anlatsana. Türkiye halkının cenazesi var. Katil anne. Bir çocuk anlat. Daha gitti sizin yüzünüzden ya. Anlat katil. Bir anlat. Çocuğun canına girdiniz. Ben burada Alman hükümetine sesleniyorum. Bu kadının ya iadesini yapın Türkiye'ye ya da kendiniz alın bu çocuk katili. Kendi çocuğunun katili. Acaba orada nasıl bunu gören insanlar kendi çocuklarını esirgeyecekler. Kendi çocuğuna kıyan. Başka çocuklara da kıyar. Ya sonuçta bu kadını tutuklayın. Bayan Alman hükümetine sesleniyorum. Saygıyla sesleniyorum. Ya iadesini yapsınlar Türkiye'ye ya da orada cezasını kessinler. Çocuklar ölmesin. Burada öldürdüyse orada da öldürür. Öldüren o değil hayatım. Dediğim gibi adli tıp onlar alıştılar Müge zaman... Hanım. Onlar alıştılar. Daha başka şeyler olacağını düşünüyorum. Yeter artık. Melisa. Çocuklar ölmesin. Peki Sare ile ilgili ne düşünüyorsun? Konuşamıyoruz ki. Peki Sare bir için ne düşünüyorsun? Kim? Ben mi? Evet. Yok. Başkası. Ne düşünebilirim? Yani ben Sare'yi zaten... alacağım ve ailemle birlikte bakacağım. Hiçbir şekilde ben babalarından kısıtlamıyorum. Öyle bir dünya yok Melisa. Sen kimsin Sare'ye bakacaksın? Öyle bir dünya yok artık Melisa. Kıymet bir çocuğu. Bunda niye bana vermiyorsun? Torunumu seni hiç görmüyorum. Seni Alman hükümeti de görüyor. Duyuyor. Göstermiyorlar bana. Sen kendi çocuğunu
bir dakika. Ona da mı taciz yaptıracaksın? He? Ona mı da mı yaptıracaksın başka Recep'lerle? Getir çocuğumuzu. Hangi taş büyükse başımızı oraya vuracağız. Ama çocuğumuzu alacağız. Öyle de böyle de alacağız. Kendinizi kandırmayın. Katiller. Hasret bıraktınız. Öyle deme insanlara. Torunlarıma hasret bıraktılar. Müge Hanım göstermiyorlar. Bir dakika devlet sana vereceğini mi sen de diyorsun? Şöyle mi yapacak? Yani. Bravo Melisa bakabilirsin mi diyecek. Ha? Ben burada Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Torunumu istiyorum Türkiye'ye. Bu kadın artık katil olduğu belli Müge Hanım. Özür diliyorum senden. Bu kadın katil zaten. İş bağlanmasın. Gerek yok. Bitti olay. Bitti. Bize daha çok acı vermesin. Dün mesajda ne yazmıştı Müge Hanım? Kalbimizde. Kalbimizde Recep. Çocuğa nasıl kırdın? Sahide mi kalbinize öldürdün, şey yapacaksınız atacaksınız? Halen diyor kalbimizde. Senin mesela o kalbin... Mesela bize anlattığıyla Recep ilk verdiği ifade, sonraki ifadesi falan çok farklı. E niye öyle anlatmadın diye sorduklarında da unuttum demiş. Yani burada ilk verdiği ifadede bir kere demiş Meryem'in benim kucağımda bayıldığını, çıplak bir şekilde bayıldığını söylediği iddialarını daha önce duymadım, sizden öğreniyorum. Ben tost yedim, büyük bir gürültü duydum. Sonra tekrar işte eve gittim, Meryem'i dövdüğünü öğrendim. Melisa'nın anlattığı gibi bütün gün de evde değildik. İşte şuraya gittim, şuradan para çektim falan. Ben demiş Melisa bana istediği için biraz uyarı amaçlı çocukların ellerine ve ayaklarına vuruyordum ama çok da büyük şiddet göstermiyordum. Melisa bana onları terbiye Allah için eline ve ayağına vurmamı söylüyordu diyor. Konuşsana Metin ve abi. Hani yine bu Melisa'nın arkadaşının söylediği gibi o da biliyorsunuz 10 aylık bebek sahibiydi. Banu'ydu değil mi ismi? Banu'nun söylediği gibi tuvalet eğitimi vermeye çalışıyorlarmış. O gün de tuvalet eğitiminde çocuk işte etrafı kirletince Melisa ona kızmış. Ben de ortalık koptuğu için yan odaya geçtim ve kulaklık taktım. Onun ifadesi oymuş meğerse. Ben kulaklık taktım film izlemek için. Hiç olanı biteni hiçbir şey duymadım. Recep'in hep ifadeleri o yöndeymiş. Ama sonra bakıyoruz işte banyoya girdiği sesi duydum. Nasıl duydun diyorlar hani kulaklıktaydın. Demek o zaman daha film izlemeye başlamamıştım. Kulaklığı takmamıştım falan gibi. Hep orada şey haberleri var. Hatırlamamış olabilirdim. Kulaklık takmamış olarak duydum olabilirdi. Ve mesajları var. Mesajlarda Melisa'nın dediği gibi ben otopsiden korkuyorum diyor. Buna cevaben de şunuz diyor. Çocuğun eğer otopsisi işte yapıldıktan sonra göz bebeğinden en son kimi gördüğü ortaya çıkarsa ben çıkacağım. Hani o yüzden ben otopsiden korktuğumu söyledim. Ama dediğim gibi mesela şöyle bir mesaj atmış şeye Melisa'ya. Korkarak yaşamak ölmekten beter. Gerekirse Meryem'i taciz ettiği olayını da anlat. Recep Melisa'ya atıyor bunu. Ben diyor Doğukan seni rezil etmek için programa çıktığında sen de onu rezil etmek için bunları söyle demek için bu mesajı attım diyor mesela. Allah cezanı versin ya. Sen yine ucuz atlatmışsın yani öyle söyleyeyim. Hani o ucuz atlatmanın nedeni de sayın emniyet yetkililerimiz, savcılarımız ve hakimlerimizin gerçekten bu kadar seri bir şekilde hareket etmesidir. Bunu çok kalben söylüyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Çünkü o diğer Fatma'nın olayında da mesela o söylesenize son çiçek sulayan. Fatma Karadağ olayında da, diğer Fatma'nın olayında da, bu Fatma Burhan olayında da, o Fatma Burhan o gün bu kırmızı kod olayında alınsaydı her şey o gün çözülecekti. Hiç kimse kusura bakmasın. Fatma Karadağ olayında da, abi biraz da elinizi taşın altına koyacaksınız yani. Şimdi ben eğri yeri doğruya doğru söyleyen birisiyim. O yüzden benim sözlerimde kimse kötülük aramasın. Bak burada... Biz burada konuşsaydık, emniyet gidip almasaydı ifadesini, savcı almasaydı, ikinci kere emniyet gidip almasaydı, ikinci kere savcı almasaydı, bak biz bugün bu sonuçla karşılaşmayacaktık. O yüzden helal olsun size. Vallahi sonuçta evet devlet görevlileri helal olsun, şeyleri de, makamları da, her şeyleri ne diyeyim artık. Allah sizi tebrik ediyorum çünkü... Sonuçta 3 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Size de teşekkür ediyorum. İyi ki Allah geldiniz. Razı olsun. Buradan Adalet Bakanıma tekrardan sesleniyorum. Sayın Adalet Bakanım. Adalet Bakanı'na seslenme. Herkes yapıyor zaten. Melisa'nın istemini istiyoruz. Çünkü eğer ki ne böyle Melisa... Yani bunun zihniyetindeki insanlara ders olması için bunun alınması lazım. Yoksa daha nice Meryemler gene ölecek. Ay, annesinin almasını istiyorum.
Pişmiş pişmiş bir de konuşuyor. Herkese teşekkür Tarkmadan. Ederim, şunu yaparım. Ya nasıl bir zihniyette bir insansın sanki sen ya? Sanki çocuğunu koruyan bir anneymiş. Oraları yıkmış. İfade çocuğuma zarar sanki. Verme. Yakmış, yıkmış. Yavrumu ver bana. Komşulara canımı ver bağırmış. Bana. Kurtarın İmdat beni. İmdat diye bağırmış. Bir de pişkin pişkin Türk adalete güveniyorum. Türk adaletine teşekkür ediyorum. Daha dün... Güler... Bir de bulmuşsun, ne oldu? Bir de konuşuyorsun öyle mi? Daha düne kadar annenle ha? Biz ağzımıza almaya utanıyoruz. Aklımıza bile getirmek istemiyoruz. Acaba diyoruz, acaba. Hep acabalardayız. Anlatsana. Niye anlatmıyorsun ha? Ne yaptın, ne yaptın? Aşkım, aşkım. Anlat. Aşkım. Aşkın için canından olan bir parçaya kıydın. Cani. Kedi köpek yavrusunun arkasında götürüyor. Ağzında taşıyor. Çatı çatı götürüyor. Ben giriş katta oturuyorum. Kapım açık olduğu zaman yavrularını alıyor odaya kaçıyor. Yatak odasına kaçıyor, mutfağa kaçıyor. Ben kıyamıyorum. Bir kutu alıyorum, içine koyuyorum. Sen nasıl bir hayvan kadar da mı olamadın? Nalet olsun senin o yüzüne. Kız kardeşim şahit. Küçük kedi ne yaptı bana? Meryem'in o olay başına geldiği gün. Kucağıma fırladı. Haberci, haberci. Tanımadığım bir kedi. İki gün vardı haberi duymaya Müge Hanım. Ne oldu? Balkona gel. Neyse onu konuşuruz sonra. Hayvan, sonrası. Hayvanken hissediyor. Evet onu öyle konuşuruz. Torunlar mı? Gerçekten... Allah bir daha böyle şeyler göstermesin ne diyeyim. Yani evet. Hiçbirimize bir daha artık bunlar yaşanmasın. Müge Hanım. Bir olay başınıza geldiğinde ne tepki verdiğiniz önemlidir. Bakın yine söylüyorum. Herkesin başına, hepimizin başına her şey gelebilir. Ama o sırada Melisa başka türlü davransaydı, hala daha kocacığım bilmem ne falan diye kalpliyle bu şekilde ya. Yazışmasaydı, ne Zeliş Hanım, ne İknur Hanım, ne de Doğukan, ne de Metin Bey bunları söylemeyecekti. Melisa'nın yanlışı o gün, o an, o dakika tepki vermemek oldu. Hadi veremedin Türkiye'de, hadi Doğukan'dan korktun hastaneye gidemedin, hadi Recep'ten korktun Türkiye'de bir şey yapamadın, Almanya'ya gider başvuruda bulunurdun. Zaten Gaziantep'ten İstanbul'a dönmüş önce. Ya bir de ya boş verin. Aslında herkes her şeyi biliyor ya. Ben şunu hiç anlamıyorum. Bakıyorsun böyle ki ay çok saf işte beceremiyor. Çok iyi insan ama çok saf. Abi kendi lehine olduğu zaman insanların hepsi çok uyanık. Doğru. Bana bir şey yapmaya çalıştığı zaman çok özür diliyorum. Bu salak bu kadar yapabilir. Kendi aleyhine bir şey olduğu zaman ama aslan kesiliyor. Kesiliyor diyor Müge Hanım. Hepimiz evet. Gördük. Bütün Türkiye gördü. Ben artık hiç şey yapamıyorum. Bu arada bir saniye. Recep Aldemir'in eşi Ayşe Aldemir de muhabirimizin yanında. Ayşe'cim. Sen de kurtul git yavrum oralarda. Evet. Günaydın. Günaydın. Ne söyleyeceksin? Ne diyeceğimi bilmiyorum Müge Hanım. Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. Sadece o adamın soyadından bir an önce kurtulmak istiyorum. Adalet yerini buldu. İnşallah Melisa için de bulacak. İnşallah. İnşallah. Bulacak İnşallah. Abicim. İnşallah. Söz veriyorum bulacak. Allah'ın adaleti de var. Onun içinde bulacak. Çünkü ben oraya gideceğim. Bu işin peşini ben bırakmayacağım. Herkes bırakabilir. Ben oraya gideceğim. Melisa hakkında ne yapmam gerekiyorsa, hangi suç duyurusunda bulunmam gerekiyorsa, hangi avukatı tutmam gerekiyorsa, Melisa'nın bu çocuğu istismar ettiğinden dolayı benim torunumun, benim meleğimin ölümünden sorumlu olduğundan dolayı eğer ki ben nefesimin son raddesine kadar, son aldığım nefese kadar elimden geleni arkama koyarsam şayet bütün dünya beni nalet baba bilsin. Metin Bey siz önce gidin Melisa'yı tedavi evet. Ettirin. Ben... Siz önce Melisa'nın tedavisiyle uğraşın. Doğru. Herkes kendi çocuğuna. Doğukan da kendi kızıyla ilgilensin. Ben siz de gideceğim gidin, oraya. Siz gidin biraz da kendi kızınızla ilgilen. Sizin kızınızın da davranışları hiç çok normal değil. O yüzden zaten biz bunu konuşuyoruz. Yoksa 23 yaşında iki çocuk annesi tabii ki yeniden evlenecek. Hayat daha yeni başlıyor. Yeniden evlenecek, yeniden çocuk da yapacak. Hiç bunlara itirazım yok. İstiyorsa 5 kere daha evlensin. Ama
işte evlensin mesela. Sağlıklı bir normal, yürütebileceği bir tanışsın, ilişkiler. Değil kursun. Mi? Bir tanışsın, bir görüşsün. Bir aileler girsin bakalım devreye. Çocuklar uygun mu? Değil mi? Çoluk, çocuk bilmem ne. Bak onun 3 tane çocuğu var. Senin 2 tane çocuğun var. Biz nasıl bakarız? Yoksa Melisa 5 kere daha evlensin. Bize ne? Onun hayatı. Benim bahsettiğim o değil. Bir kadın illaki evlendi ve çocuğu var diye hiç evlenmeyecek, hiç hayatını yaşamayacak. Ben bunu söylemiyorum. Sadece diyorum ki sağlıklı. Olabildiğince sağlıklı. İşte burada annelere babalara da çok iş düşüyor. Siz lütfen gidin biraz da Melisa'nın durumuna ilgilenin. Doğukan da gitsin alabiliyorsa yani eğer bakabilecekse bence çocuğunla ilgili bakarım. Sen de gerekeni yap. Zaten Melisa hamile. O yüzden hepinize yani, bence çok... Üzerine girmeyeceğim. Adli Tıp Kurumu raporu çıktığında da girmeyeceğim ama dediğim gibi ben bir daha gün yüzü görebileceğine inanmıyorum. Melisa ilgili de hiç merak etmeyin. Bunu yapan emniyet Melisa ilgili de eğer şüphesi varsa sayın savcımızın zaten gerekeni yapacaktır. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.